İstanbul Kart'la yolculuk başlıyor. İstanbul Kart'la yolculuk başlıyor. Efendim, hepinizin akşama hayır olsun. Gezete'de yayınlanan Peynir Gemisi isimli programa hepiniz hoş safa geldiniz. Merhabalar. Böyle. Eskiden böyle yaparlarmış. Merhaba, eyvallah. Ne demek biliyor musunuz? Şu anlama gelirmiş. Önce kalbe, sonra ağza, sonra da başa dokunulmuş. Bu şu manaya gelirmiş. Muhabbetin kalbimde, yağdın dilimde, yerin başımın üstünde anlamına gelirmiş. Bizler de sizleri böyle selamlıyoruz. Programa madem böyle eskilerden, irfandan başladık. O zaman büyük Türk düşünürü ve mütefekkiri Serdar Ortaç'tan bir şiirle selamlamak istiyorum sizleri. Acıları tatmam gerek, açığı kapatmam gerek, kopunca senden en hoş yerinden iki göbek atmam gerek. Yürek de lazım çok, nazara inandım, büyüye inancım yok demiş. Tabii sayfalarca yazılabilir. Neyse, burayı kapatıyorum. Konuk gitmek üzere. Her bir mısrasına. Her bir mısrasına bir külliyat neşredilebilir. Yapmamak lazım. Evet, geçenlerde konuk etmiştik. 3 hafta önceydi. Maybe, 3 weeks ago. Evet. Ve bu hafta yine konuğumuz, canım ciğerim kardeşim. Gerçekten yani Cenab-ı Allah'ın aynı timeline içinde yarattığına hamd ettiğim, ne zaman görsem çok sevindiğim sevgili Erem Şentürk geldi. Hemen kendisini elini öpmek üzere ayağa kalkıyorum. Allah'ın seversen bir kez öpüyorum. Sarılalım o zaman. Teletubbies gibi başladık. Teletubbies gibi. Evet, kıymetli Erem Şentürk'le bugün yine birbirinden enteresan şeyler konuşacağız. Peki ne konuşacağız onu bilemiyoruz. Şimdi az önce programın duyurusunu yaparken dedik ki ne konuşsak acaba falan. Erem şey dedi, zuhurata tabi olacağız diyelim. Ben de dedim ki programa hiç hazırlanmamış Müslümanların kadim sığınağıdır bu. Hani zuhurata tabi olacağız diye. Hoş geldin Erem abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah iyiyiz. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Enteresan telaşları var dünyanın. O telaşların arasından böyle işimize gelen küçük ayrıntılar var, onları buluyoruz. Eyvallah. Abartıyoruz. Sağ ol kardeşim. Abartıp büyük adam numarası yapıyoruz. Kendinize takılıyoruz. Yutturabildiğimize yürüyoruz. Eyvallah. İşte. Cenab-ı Allah saçlarını siyahtan beyaza ne güzel geçiriyor. Evet, yavaş yavaş. İşte. Ya ay bak ama çok estetik beyazlıyor saçların maşallah. İşte ama o tam ara beyazlamayı herkesin öyle oluyor. Tam ara beyazlama. Ne kadar güzel görünüyor maşallah. Şey yapacak halim yok şimdi. Her biri bir dert falan diye. Hmm. Lisedeyken de böyleydi. Aslında sana bu kadar bağlanmaktan korkuyorum biliyor musun evet. Erem abi? Gülmeyen ve baş... Ciddi bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Mesela bir orman yangını çıktığında ağaçlar kaçmak ister bu yangından değil evet, mi? Evet. Onları yakan şey kökleriyle toprağa bağlı olmaları değil mi? Kaçamayış. İşte ben de senden kaçamıyorum. Ben de seni böyle seviyorum. Karşılık. Yani yangın çıksa yanında dururum ben. Eyvallah böyle. Abi aynen öyle, o lazım bize. Bizim arkadaşlık anlayışımızda da o var ya hani. Nedir abi? Milliyetçilik var mı hocam sende? Dedi zinhar yok dedim. Hiçbir hali, hiçbir şekli, hiçbir türevi yoktur bende. Arkadaş milliyetçiliği hariç. Arkadaş milliyetçisiyimdir ben. Sen mesela bir yerde bir denk gelsen mesela hiç konuyu bilmesen birden kavgaya dalmış olsan önce dalarım ben. Sonra sorarım hayırdır ne oluyor bunlar kim falan değil diye. Abi.
Hiç sordum mu mesela sana gidiyoruz dediğinde nereye diye? Sormadın abi. Yok, direkt gideriz abi. Evet, gerçekten öyle. Ben yolda öğrenirim zaten nereye gittiğimi. Benim öyle arkadaşlarım var elhamdülillah ya. Tabii işte o lazım herkese. Bir de sen çok güzel bir adamsın herhalde. Ya yok, Allah senden razı olsun ya. Yok, yok şimdi çok neşeli başladık. Şey bozma, insicamı da bozmak istemem ama sen benim annemin cenazesine gelmiş adamsın abi ya. Bu yüzden ne seni ölene abi kadar unutmayacağım ben. Ya ne demek abi? Allah senden razı olsun. Birkaç tane işimiz var zaten. Bak bir şey söyleyeceğim. İsmini ansam doğru olur mu acaba? Ersin kardeşimiz de böyle bir imtihan geçirmişti yavrusuyla, biliyorsun. Hı hı. Geçtiğimiz yıllarda yavrusunu evet kaybetti. O zaman İbrahim Tenekeci'nin de cenazeye geldiğini duyduk. Yanımda gönlü güzel bir kardeş dedi ki, oh elhamdülillah. Eğer İbrahim Tenekeci geliyorsa cenazeye, acının yarısını bir başına omuzlar dedi. Bu ne kadar güzel bir tabir. Yani sen de gerçekten benim acımı omuzlamışsın. İbrahim abi varsa yapar yani. İbrahim abi oradaki ortamdaki büyük acıları yarısını birden alabilecek bir tek değil mi? Yani onu dedi sırtlar onu maşallah. Birkaç ya adamdan. Rabbim güzel adamlardan uzaklaştırmasın abi bizi ya. Vallahi ben çok seviyorum. İnsanlığı kaybetmeyelim. İnsanlığımızı kaybetmeyelim. Sonunda da zaten hani ölüp gideceğiz. Ayette de sabit. Her nefsin ölümü tadacağı. Sıkıntı yok. Sadece insanlığımızı kaybetmeyelim yani. Hata yapmayalım demek değil ha. Evet. Yani bir sürü hata yapabiliriz. Ne olacak ki? Kuluz. Ya birbirimize de hata yapabiliriz. Yani Allah Teala'ya hata yapan adam başka insana hata yapmış çok mu yani? Tabii canım. Allah onu yapan bana ne yapmaz yani? Yani biz Allah'a karşı hatalar yapıyoruz. İnsanlara karşı hata yapmışız. O kadar da ölümcül bir şey değil. Mesele şu, hata da ısrar etmemek. Hainle hatalı insanı birbirinden ayıran şey şu. Hata varsa sıkıntı yok. Hata ise sıkıntı yok. Israr varsa, o hatada ısrar varsa, yani o adet haline döndüyse artık o iş değişiyor o zaman. Zaten orada işin günahın da boyutu değişiyor. Ya. Bir günaha adet edinmiş, işler değişir mesela. İşte yani diyor ya hani Bediüzzaman, her günahta küfre giden bir yol vardır diyor. Aynen öyle. Ondan hicap duyacağı bir günahı, başkasının bilgisinden, bileceğinden utanacağı bir günahı gizlice işleyen adam, o günahı işlerken diyor Allah'ın ve melekutun varlığı ona ağır gelir. Çünkü bilir ki kendisini bir gören gözeten var. O günahı işlerken o adamı o halde gören var. Küçük bir emareyle de olsa kalbinden keşke melekutun varlığı olmasa idi diye geçirir. Sineğin ısırmasından kaçar, yılanın ısırmasına razı olur. Günahkar olacakken haza kafir olur çıkardır. Ama bak bir taraftan da şey var. İnsan günahla kafir olmuyor ama bak biraz önce dediğin gibi her kafirliğe giden yol bir günahla başlıyor. Aynen öyle. O yüzden sıkıntılı. Fakat bak bir şeyi söyledin. Hatırlattığın şey çok önemli bir şey. Şimdi Allah beni görüyor. Melekler görüyor, yazıyor. Ya da Allah hani melekler görüp yazmasa bile. Çünkü hayatta meleklerin göremeyeceği şeyler de yapabilirsin yani mesela. Sadece Allah'ın görebileceği. Oruç mesela. Yani. Evet. Hani Allah beni görüyor fikri çok enteresan bir fikir. Bir 1800'lerde 19. yüzyılda bir İngiliz mimar bir hapishane tasarlıyor. Tasarladığı hapishane bugünkü adı Panoptikon. Hı hı. Aynı burada bulunduğumuz yer gibi yuvarlak bir hapishane. Hı. Mevzusu ne biliyor musun hapishane? Nedir abi? 100 yuvarlak bir hapishane yapıyor daire. Ortasına da bir kule yapıyor. Kulenin altında tünel var, dışarıya açılıyor tünel. Dışarıdan kapı da açık. Her an herkes 24 saat boyunca hapishanenin ortasındaki kuleye girip çıkabilir. Ama hapishane çok, kule çok yüksek olduğu için hapishaneye bulaşamıyorsun. Kuleye herkes gelebilir. Hapishanenin o mahkumların bulunduğu odaların camları da kuleye doğru bakıyor yuvarlak olduğu için. Mahkumlara şu mesajı veriyorsun. Kulede her an biri olabilir ve size her an biri bakabilir. Bakan da dışarıdan biri, sizin gibi suçlu değil. Bu yuvarlak hapishane Panoptikon ismi de bunun. Hı hı. 19. yüzyılın İngiliz bir aynı zamanda da felsefeci olan bir mimarının şeyi çizdiği bir şey. Mahkumlar 24 saat boyunca kendilerine bakma ihtimali birinin bakma ihtimalinden dolayı hal ve hareketlerinde toparlanma başlamış. Ya. Düzeltiyorlar kendileri. Çünkü biri bana bakıyor. Biri beni görüyor diye. Şimdi bugün İslam'ın huzuru daimi diye çocuklara biz ne anlattığımız menkıbe, hadi her şu yani İslam tarihinde coğrafyaya göre değişse bile ana fikri ortak olan bir menkıbe vardır. Git bu tavuğu Allah'ın görmediği bir yerde kes. Aynen, İşte mağaraya girdim, tepeye çıktım, şunu yaptım, bunu yaptım. Allah'ın görmediği bir yer bulamayınca kesemiyorsun, yapamıyorsun.
Ya da ilk taşı en günahsızınız atsın. Evet. Şimdi bu hapishanedeki değişim sürecinden etkilenen Avrupa, başta Avrupa, daha sonra artık çaplı olarak İngiltere'de şey yapıyor, bundan etkileniyor. Amerika'da bundan etkileniyor. Neyi icat ettiriyor hayatta biliyor musun? Bugünkü CCTV'yi. Güvenlik kamerası dediğin şeyin aslında yaptığı şey tam da budur. Londra'da mesela insan sayısından fazla kamera var. Londra'daki mevcut çalışan CCTV, yani o güvenlik kamerası sayısı, Londra'da yaşayan insan sayısından daha fazla. Hatta bunun için bazen yürüyüşler olur, şunlar olur. Bu Fransa'da da kamera yürüyüşleri artar. Yani her yere kamera koydunuz. Yani biz kraliçeye çaktırmadan tuvalete gidemiyoruz, böyle kamera mı, bu kadar kamera mı olur diye. İsyan itiraz ettikçe bir iki olay patlar. Aa, mecbur kamera lazımmış der insanlar, susarlar. Kameranın işi ne biliyor musun abi? Muktedir sana bakıyor. Ayağını denk al, hareketlerine dikkat et demek. Yani aslında bu ama ikisi arasında biraz fark var gibi şimdi sanki. Şimdi geleceğim oraya. Ben kamera koymuyorum Müslümanı. İdeal Müslümanlıktan bahsediyorum. Pratikteki Müslümanlardan değil, İslam'dan bahsediyorum. İslam kamera koymuyor. İslam her kalbe bir Allah korkusu koyuyor. Adamın elinde Allah'a yok, yerine mecbur kamera koyuyor. O adamın Allah'a olsa o da kalbe vicdan koyacak, Allah korkusu koyacak. Peki Müslüman ülkelerdeki kameraları nasıl açıklıyorsun? Müslüman ülkelerde de mecbur kameraya şart. Dedim ya, İslam'dan bahsediyorum. Pratik Müslüman örneğinden değil diye. Aynen öyle. Yoksa kamil Müslüman'dan bahsediyorum. Ya İslam, ideal İslam'da yani, bir Müslüman. Allah, bir tane korkusu. Kamera bile çalışmasa bir başkasının malına dönüp bakmayacak Müslüman'da. Bu iş, bir tane bile kamera yok. Hiç kimse görmüyor. Hiç kimsenin de haberi olmayacak dediğin anda bile, daha başında zaten o suçu işlememe sebebi başkaları görecek diye değil, Allah görüyor fikriydi Müslüman'da. Evet. Yani Allah görüyor, Allah biliyor, bunu yaptığın anda işler değişir. Ama işte bugün gelinen bizim hepimizin elindeki ana problem şu: anlamlarımızı kaydırdılar Bebekir abi. Bütün her şeyin biçimleri geliyor. Biraz sözlü kültürün antika handikaplarıdır bunlar. Sözlü kültürün dezavantajları. Biçimler geliyor, şekiller geliyor, sözler, mısralar, cümleler geliyor da alttan anlamlar kaymış gitmiş. Çok değişik. Fakat zaten anlam kaydırma şeytanın en büyük hilesidir. Kendini de öyle tarif ediyor. Yolun ortasında durur, hakikati saptırırım diyor. Ya. İşi odur zaten, anlam kaydırma. Bak mesela bir örnek vereyim mi anlam kaydırma? Lütfen abi. Irkçılık. Evet. Herkes ırkçılığı şöyle tarif eder. Bir Hollywood efekti de var. Yani Hollywood etkisi de var. Birazcık 1945 sonrası, 2. Dünya sonrası dünyada da şekillenmiş bir hal var. Irkçılık ne? Bir numaralı figür Nazi, Hitler, bir numaralı mağdur Yahudiler. Hı. Nazilerden başka ırkçı yok. Ya Yahudilerden başka da mağdurun olmadığı bir vahşi mekanizma anlatılıyor. Şimdi ne zannediyorsun sen ırkçı? Eyvallah. Bir ırkçıya diyorsun ki sen ırkçı mısın diye sorduğunda zinhar kabul etmez. Ben ırkçı değilim der. Niye? Çünkü ırkçılığı anlamını kaydırmış. Şöyle tarif ediyor. Irkçılık dediğin nedir? Tarif et bakayım bana. Irkçılık dediğin kendi ırkını sadece hayat hakkı tanımak, öbür ırklara ölüm diyen, kendi üstün gören falan, öyle tarif ediyor. Hı hı. Irkçılık böyle bir şey değil ki. İnsanlık tarihi boyunca hiç böyle bir ırkçılık olmadı. Bunu sen uydurmuşsun. Yani ırkçı dediğin adam hiçbir zaman şöyle bir şey yapmaz. Benim ırkım en üstün ırk, diğer ırklara ölüm, benim ırkımdan başkasına hayat hakkı tanımıyorum. İyi de bu anlattığı ırkçı dünyanın hiçbir yerinde yok ki zaten yani. Hani ben değilim diye anlatıyor. Ben ırkçı olsam böyle olurdum diye anlatıyor. İyi de böyle bir ırkçı dünyanın hiçbir yerinde yok ki zaten. Irkçılık hiçbir zaman da insanlık tarihinde böyle olmadı ki. Ne, nasıl oldu abi? Ben size ırkçılığın iki türü vardır bir kere. Saldırgan ırkçılık, korumacı ırkçılık. Korumacı ırkçılığı örnek vereyim sana abi. Ver abi. United Colors of Benetton. Evet. İşte dünyanın bütün renkleri ele tutuşan mutluluktan geberelim. Korumacı ırkçılıktır. Ay ne kadar da güzel, bir siyah bebek bir beyaz bebeği de öpüyor falan. We are the world, niye? We are the children. Ne istisna var orada? Sen siyah bebekle beyaz bebeğin birbirini öptüğünü istisna kabul ettiğin andan itibaren ırkçısın aslında. Irkçısın, bunun adı da korumacı ırkçılıktır. Aynen öyle. Ay ne kadar güzel bilinen. Bu saldırgan ırkçılığı da örnek vereyim sana. Birebir saldırgan ırkçılık. Mesela Almanları Türklere yaptı. Ya benim Türklere karşı bir düşmanlığım yok ki diyor Alman. Buraya geldiler, işimizi elimizden aldılar. Buraya geldiler, kiralar arttı. Buraya geldiler, hırsızlık yapıyorlar. Git kendi ülkende çalış. Benim ülkemde niye çalışıyorsun? Buraya geldin, serserilik yapıyorsun. Geldin, huzurumuzu bozuyorsun. Düzene uymuyorsun diyor. Zaten hiçbir zaman Alman ırkçısı,
Türklere karşı ırkçılık yapan Alman ırkçısı. Ben üstün Almanım, Deutschland, über alles falan demedi ki adam. Anladın mı yani? Anladım. Adam hep bunu söyledi. Bak dikkat et, sen Suriyelilere karşı ırkçılık yapanlar ne diyorlar? Ben, bak birebir ırkçılık budur. Ben anlıyorum, Suriyelilerin durumu zor. Ama benim ülkemde bana da yani iş bana da lazım. Geldiler işimizi elimizden aldılar. Devlet zaten onlara para veriyormuş boşu boşuna. Onlara 300 dolar gidiyor. Benim de işsizim var. Benim de fakirim var. Geldiler bak kiralar arttırdı. Sen kendi memleketin her sorununu hallettin mi ki? Sonra burada genç kadınlar gelsin anlıyorum. Çocuklar gelsin onu da anlıyorum. Sen niye savaşmıyorsun falan. Bak ırkçılık bunlar. Tam bunların aynısını Amerika'daki ırkçılar İspanyolları ve siyahileri yapıyor. Bunların birebir aynı cümlesini Almanlar Türklere söylüyor. Bunların birebir aynısını Ürdün'dekiler Filistinlere söylüyor mesela. Bunların birebir aynısını Çerkezler Afşarlara söylemişti. Bunların birebir aynısını Afganlar diğer zamanında göçenlere söylemişti. Bunların birebir aynısını 1982'de buraya göçen Afganlara Anadolu'dakiler söylemişti. Kenan Evren'in aldığı. Evet. Bak zaten ırkçılık böyle bir şey. Şeytan mevzunun ortasında duruyor, hakikati kaydırıyor, sana ırkçılık yaptırıyor. Sonra da sen kendini başka bir ırkçılık tarif ederek ırkçı değilim diye savunuyorsun kendini. Yani şeytan çok kerih bir günaha makul argümanlar ve açıklamalar üflüyor sana. Sürekli yani. Rigid örnekler veriyor. Evet. Sürekli, bak herkes, günahların hemen hemen hepsinde böyle. Yani faizi de aynı mekanizmayla tevil edip faiz yiyoruz. Bu faiz değil ki. Faiz dediğin ne biliyor musun? Bütün Müslümanlara göre şöyle bir faiz anlayışları var zannediyorum yani. Bir adama gidiyorsun diyorsun ki bana 100 lira verir misin? Veririm ama sana faizle veririm. 100 lira bu, 50 lira da bu faizi falan. Ha bak bu zaman faiz olunca haram oldu. Fakat kredi kartından harcama yapınca o faiz olmuyor. Çünkü faiz o kadar rigid de hiç olmayan bir şeyde tarif ediyor ki asıl gerçek faizi yemeye devam edebiliyor. Irkçılığı o kadar rigid, o kadar saçma, o kadar olmayacak bir yerde tarif ediyor ki ırkçılık yapmaya devam ediyor. Ya ırkçılık dediğin şeyi o Hollywood'un etkisiyle Nazi zannetmeyin. Irkçılık birebir doğrudan bizzat şeytanın başlattığı insana karşı yaparak kendi yaratılışını, ateşten olan yaratılışını, yaratılışı topraktan olan insana farklılık olduğunu söylemekle ilk faşizm günahını işleyen ilk faşist şeytan, ilk ırkçı şeytan o günden bugünden beri dünyada böyle yaptırıyor insanlara. Evet. Sonra sen kendinin ırkçı olmadığını söylemek için hiç olmayan bir adamı, hiç var olmamış bir adamın, hiç var olmamış eylemlerini örnek veriyorsun, anlamını kaydırmışsın, sen gerçek ırkçılığı yapmaya devam ediyorsun. Bu zinada da böyle, bu fuhuşta da böyle, bu rüşvette de böyle. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim. 927 ilçesi var Türkiye'nin. 927 ilçesinde de 927 tane belediye başkanı var mı? Öyle var. Ya da böyle. Öyle ya da var. Bunların hepsi bir sürü faaliyetler yapıyorlar. Doğru. Benim en çok merak ettiğim soru ne biliyor musun? Belediye başkanının hepsini sor. Ya siz ayda 10 tane düğüne gidiyorsunuz. Sünnetti, nişandı bilmem neydi. Biraz altın takıyorsunuz. Bu altınların parasını mesela vatandaşa verdi. Kendi cebine aldığını söylemiyorum. Yok eyvallah. Ha, vatandaşa birilerine yardım yapıyorlar. Birilerine bir şeyler yapıyorlar. Bu paraları nereden alıyorsunuz mesela? Belediyenin buna dair bir bütçesi olabilir yok, sanki. Hayır ya. Abi. Özel kalem gideri vardır. Bunun dışında başka bir şey yoktur. Mesela cami yaptırdın sen. Bir sürü adam durup dururken cami abi yapıyor. Keşke işkillendiğimiz sadece bu olsa. Yani i̇şte ben bunu öper başıma koyarım. Söylemeye çalıştığım çok şey güzel bir şey değil mi? Yani hayır bir değil anlamı. İşte. Evet. Bu da bir tür rüşvettir. Eyvallah. Bu zorla alınmış parayla yapılmış cami, zorla alınmış parayla yapılmış okul, zorla alınmış parayla yapılmış aşevinin hiç kimseye ne bu dünyada pratik olarak ne ahirette sadakayı cari olarak faydası yok. Mevzu ne? Sen rüşveti rüşvet diye tarif etmiyorsun. Rüşveti nasıl tarif ediyorsun? Bir Yeşilçam etkisi. Memurun cebine illa para sokacaksın. Hayır abi, 1000 tane çeşidi var ve hepsi rüşvet. 1000 tane ırkçılık var, hepsi ırkçılık. 1000 tane çeşidi var ve hepsi faiz. 1000 tane çeşidi var, hepsi hırsız. Ama güçlü, ama zayıf, ama hepsi o, aynı. O nevden bir hepsi şey. Hepsi aynı. Evet. Ve sen hep en üst rigid örnekleri vererek yapmadığını iddia ediyorsun. Başa dönüyorum buranın çıkış meselesine. Yolun ortasına oturuyor ve hakikati bozuyor şeytan. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Kendini zaten öyle tarif ediyor. Ben dururum diyor, hakikati yolun ortasında dururum. Hakikati önünü perdelerim. Anlam yani, kaydırıyor. Yani şöyle, plaja kendi İslami yaşam tarzına uymadığı için orada kadınları o kıyafetlerle, mayolarla görmemek için fellik fellik kaçan insanın eve geldiğinde Survivor izlemesi gibi evet, bir şey. Evet.
Yani Survivor ona perde oluyor işte. Aynen yani. Öyle. Öyle olunca sanki günah değilmiş gibi yani. Bir algı oluyor. Yani gel seni plaja götürün desin, orada bakamam, çıplak insanlar var. Ama bakıyorsun Survivor'ı yakına takip ediyor. Ve yani onu tevil edebiliyor. Aynı şey değil ki diyor. Aynı şey. Plaj meselenin çok rigid örneği. Evet, evet. Sen aynı hatayı yapıyorsun. Evet. Bunun aynı anlamı. Burada işte mesele ne? Mesele bir tane problem. Şu anda bulunduğumuz dönemin çok ara bir dönemde yaşıyor oluşumuz. Hı hı. İki tane büyük kambur var sırtımızda. Evet. Biri 1945 sonrası kurulmuş bu kapitalist dünya düzeni. İkincisi bizim daha 100 yıllık yeni bir ülke oluşumuz. Biraz daha bir şeyler oturduğunda işler düzelecek. Bunun da mücadelesi, oturtma mücadelesi biraz zaman alacak. Bazı şeyleri tarif, hak, hürriyet, adalet, ırkçılık, dünya ne demek, niye din, buradayız, niye buradayız, ahlak, ne iş yapıyoruz, sen kimsin, ben kimim, tamam anne ne demek, baba ne demek, miras nasıl bir şeydir, neyi mülk edinebilirsin falan. Meseleleri doğru düzgün tarif edip çerçeve değerlerde anlaşmış olmamız lazım. Geçtiğimiz haftalarda kulakları çınlasın Savaş Barkçın hocam konuktu. Uzunca bir süre baygın olan bir adam ilk uyandığında hangi soruları soruyorsa milletçe o soruları sormamız gerekiyor dedi. Tabii. Baygınlıktan uyandığın ilk önce ne der? Nerede? Neredeyim? Bana ne oldu? Evet, bana ne oldu? Ve ne zamandır ne böyleyim? Ne zamandayız? Çünkü mekan zaman bilgisi, yani zaman bilgisi, mekan bilgisi ve niyet bilgisi. Üç tane bilgi yoksa yoksun abi. Yani işte yani hep konuşuyoruz ya, sürekli ısrarla ve tekrarla anlatıyoruz. Niyetin yoksa amelin de yoktur. Evet. Ya istediğin kadar kusursuz namaz kıl. Niyet etmeyi unuttuysan namaz sayılıyor mu? Bitti namaz, gitti. Tadili erken de kusursuz kıl o namazı. Niyet etmediysen o namaz yok. Evet. Niyet etmediysen o oruç yok. Doğru mu abi? İstediğin kadar aç kal. Küçük hatalar yaptıysan namazda, sev secdesi yaparsın. Yani Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okumadıysan sev secdesi yaparsın. O da her kurtulur. Hataya değil yani. Şimdi ne oldu? Niyet en önemli şey. İkincisi mekan bilgisi. Dünyanın bütün mekan bilgisinden kasıt İslam'da ısrarla ve tekrarla astronomi diye her şeyin içine konulmasının sebebi oydu. Mekan bilgisinden kasıt hangi mahalledesin değil, hangi ülkedesin falan, hangi gezegendesin ötesinde bütün evreni öğretme meylindeydi. Çünkü biliyordu ki Müslümanlar, bütün Müslümanlar astronomi yoksa boyut algısı da yok. Aşağısı yukarısı ne demek bilemezsin yani. Astronomi bilmeyen adamı şiir mısrasını bile yanlış anlar, tam anlatamazsın yani. Evet. Astronomi yoksa bir adamın aklı oturmadıysa, hani daha antik Yunan'da da geometri takıntısı vardır mesela. Hmm. Hani geometri bilmeyen okullara alınmaz kuralları var. Hmm. Meşhur karikatür vardır ya, Mevlana ile Aristo. Aristo'nun okulunun önünde geometri bilmeyen giremez yazar. Mevlana'nın okulunda ne olursan ol gel yazar. Aristo da şeyde biraz çıtayı düşürmüyor musun der Mevlana'ya. Komik ya, değil mi? Yok komik de bir yere bağlayacaksın ha, diye. Yok, onun heyecanıyla gülmedi. Allah Allah. Bak komik bir köpek. Evet. Neyse devam edelim. Bütün mesele şu benim aklımda. Evet, mekan bilgisi. Astronomi yoksa, uzay anlamın bilgin yoksa, aşağısı yukarısı ne demek bilmiyorsan. Yani kendini konumlandıramamışsan. Boyut bilmiyorsan, mekan bilmiyorsan. En son tahlilde kıbleyi bile tayin edemezsin. El alemi kıblesine secde ettir. Hala Ramazan'da birbirimizi yiyoruz işte. İmsak vakti erken mi geçti? El alemi kıblesine secde ettirirler adamı, anlamazsın yani ne olduğunu, anladın mı? Mekan bilgisi o yüzden. Bir de zaman bilgisi. Biz hangi zamandayız? Kaçıncı nesil insanlarız? Bütün bu akan tarih bütünleşik olarak nereden geliyor, nereye gidiyor? Bu Adem Aleyhisselam'dan itibaren bugüne kadar gelen bilginin hikmeti ne? Bütün bu bir de zaman bilgisiyle ilgilidir bu. Zaman bilmiyorsan hangi vakit namaz kılacağını da bilemezsin. İkindiği mi öğrenimi karıştırırsın kafayı. Bu zaman bilgisi de kıymetli bir bilgi. Çok önemli bir bilgi. O yüzden mesela sekülerist refleks senin zaman algını bozmaya çalışır. Hep orijinler koyar. Bak yeniden sıfırdan başlatır. Takvimleri bozar. Buradan başla, buradan başla. 40 tane takvim vardır o yüzden mevzunun. Onu işte bilgi burada başladı der. Felsefe buradan başladı der. Bilginin başlangıcı şurası. Ondan önce bilgi yoktu. Beraber de illerde anlatmıştık hani o Greenwich dediğimiz hadise. İşte dünya buradan başlar. Tüm buradan başlar. Zaman buradan başlar. Her şey buradan başlar. İşte evet. Felsefe nerede başladı? Yunan mucizesi. Thales sıfır. Thales'ten önce felsefe yoktu der. Lan Zerdüştlerini nereye koyacağız? Yani. Mısırlıları nereye koyacağız? Yani. Bilemem. Böyle her şeye bir başlangıç koyar. Niye biliyor musun? Bir bütün olarak zamanı algılamanın önüne geçmek için. Çünkü birisi Adem Aleyhisselam'dan itibaren Adem Aleyhisselam'a doğru zamanı bir bütün olarak
bütün her şeyi bütün olarak algılarsa ne olur biliyor musun? Başa doğru Adem Aleyhisselam'a giden sona doğru Aleyhisselatü Vesselam'a varır. Aynen öyle ve Allah'a iman etmek zorunda kalır. O varışı engellemek için işi bozuyorlar sürekli geriye doğru. Halbuki mesele bir bütündü ve sırayla peygamberler her geldiğinde biz bilgide bir üst daha yukarı çıktı insanoğlu. En sonunda, nihayetinde Aleyhisselatü Vesselam'la her kemale ermiş oldu. İbrahim Aleyhisselam'la biz mesela ne öğrendik? Dünyada İbrahim diye bir isim olabileceğini. Daha önce yoktu İbrahim diye bir Muhammed insan. Muhammed de yoktu. Muhammed de yoktu, Musa da yoktu, İsa da yoktu. Ama İbrahim Aleyhisselam'la biz bir şey daha öğrendik. Ateş yakmayabilirmiş. İbrahim Aleyhisselam'da öğrendin. İnsan olur. Ateş insanı yakmayabilirmiş. Su insanı boğmayabilirmiş. Musa Aleyhisselam'da öğrendin. Bir balığın karnında yaşayabilir misin? Su ölüler dirilebilirmiş. İsa Aleyhisselam'da bir sürü şey öğrendin böyle. Bunlar üst üste birikti. Bunlar hepsi her peygamber bir şey getirdi sana. Dünyanın anlamına dair. Senin varlığına dair. Hep üstüne bir şey koydu. Bunlar bir bütün hareketti. Ve nihayetinde Aleyhisselatü Vesselam'da da hikmet, bilgi tamamlandı. Sen şimdi bunu bir bütün olarak alabilir misin? Zaman bilgisi bu işte. Tamam mı? Bunu böyle bütün olarak almazsan antropoloji, arkeoloji diye bir şey gelir. Bunu paramparça eder. Tamam mı? Nereye gittiğine varamazsın. Kendini geriye doğru adam yazık maymuna vardırtabilir. Kendini geriye doğru adam başka bir şeye vardırtabilir. İnsana varamaz başında. Çünkü başında insana vardığında da sonunda da insana varmak zorunda kalır. Başında kendi geçmişinde insana varamayan sonunda gene insanlıktan kurtulma umuduyla yaşar yani. Onun o umudu mesela çünkü her nefis tanrılaşma eğilimidir. Evet. Başın eğilimindedir. Başında insandan başladı diye ikna olursa bir insan sona doğru ne yaparsa yapsın tanrı olamayacağını bilir. Bu çok zor bir kabuldür yani. Hiçbir zaman tanrı olamayacaksın. Özellikle nefis için yani. Ya sen nefis Allah-u Teala sen sensin ben benim diye yani başlıyor. Yani demiş yani. E şimdi sen bu nefse diyorsun ki sen insansın yani kulsun yani hiçbir zaman tanrı olamayacaksın eyvah. Bu kabul çok büyük kabul. Bu lafta var ya burada kolay ha. Dil kası yani insanın iki tane dili var ya biri hal dili biri çene dili. Bu şu yalancı olan çene dili şey. Bunu kolaylıkla söyleyebilir. Tabii tabii. Bunu bir kabul etsene. Tanrılaşmayacaksın hiçbir zaman. Bugün bütün o sekülerizmin umudu, bütün o batı medeniyetinin umudu nihayetinde kendini ölümsüzlüğe, tanrılaşmaya vardırdı bir yolculuk içinde gidiyor. Mücadelesi de o yönde zaten. Bu kadar pervasız, bu kadar edepsiz bir mücadele sayesinde zaten bu pozitivist bilim içindeki şımarıklıkları aynı zamanda vahşeti yapabiliyorlar. Hep kafamdaki sorudur. Gençlerin hepsi sorarlar. Israrla ve tekrarla sorulan sorudur. Şeyle başlar hop. Adamlar Ay'a gitti, Mars'a gidiyorlar. Siz hala neler konuşuyoruz falanla başlayan sonunda da gelen Tanzimat'tan beri aslında Türkiye'ye çakılmış bir laf var Anadolu'ya. Müslümanlar bilimde niye, teknolojide niye bu kadar geri? Ya, teknolojide niye bu kadar gerideyiz? Tartışması. Tartışmanın ayağının kaydığı iki yer var. Birincisi teknolojinin kelime manası. Biz teknolojiyi o kadar yanlış anlıyoruz ki çok ezik bir psikolojiyle, aşağılık kompleksiyle bakıyoruz. Teknoloji, tekne, logos, tekne, alet demektir. Latince'de yani alettir, logos, bilgi demektir. Teknologos, alet bilgisini, bütün meselenin hakikatin her şeyi zannediyoruz. Halbuki teknoloji, alet bilgisidir. Bugün kurulan aletlerle ilgili bizim geriliğimizin sebebi tercihen olmamızdır bak. Ben burayı iddia ediyorum. Tercihen gerideyiz. Nasıl? Niye biliyor musun? Teknolojide ya da... Pozitivist bilim... Bunda geri kalmak bizim kişisel tercihimiz mi yani? Bütün Müslümanların tercihiydi abi. Bak çok net iddiadır. Bu benim nasıl abi? Sebebi şu. Aristo bir şey tarif ediyor yer çekimiyle ilgili. Bir fena bir zırvası vardır Aristo'nun. Katı olan şeyler yere, gaz olan şeyler havaya, su olan şeyler de suya gider diye. Yer çekimini böyle tarif eder. Yani işte şunu yere bıraktığın zaman böyle yere düşmesinin sebebi bu katı olan şeyler. Topraktan yapılmış toprağa gitme eğiliminde. Bu buhar yukarı çıkıyor çünkü o gaz havadan yapılmış havaya gitme eğiliminde su da akıp yolunu buluyor. 16. yüzyıla kadar dünya buna inanıyor. Ne zaman ki 16. yüzyılda Galileo Pizza Kulesi'nin tepesine çıkıyor da ağırlıkları farklı olan iki şeyi yere atıp yere değdirme deneyi yaptığında işler değişiyor dünyada. O anda bile tartışılmış. Ne yapıyorsun ya Aristo'dan beri de o zamanın bilgisi o çünkü yani.
Bunu aslında İslam biliyor ki 12. yüzyılda İmam Gazali Hazretleri reddetmiş aslında. Hı hı. Fakat İmam Gazali Hazretleri ile Galileo arasında şöyle bir fark var. Bugünün dünyası, kapitalizm, bilim tarihi Galileo'yu pazarlıyor. Bu Galileo'yu küçümsediğim için söylemiyorum. Biliyorum. Tamam. Ama bunu 12. yüzyılda İmam Gazali de reddetmiş, hı hı, zaten. Aristo'nun şeyini reddettiği gibi, görmeyi reddettiği gibi, gözümüzden ışık çıkıyordu diyor Aristo. Şua cisme çarpıyordu, sonra cisimden geri geliyordu, gözümüze giriyordu, bunu da görmek diyorduk diyor. İmam Gazali Hazretleri bunun için de şey diyor mesela, öyle olsaydı dünyadaki bütün insanlar gözünü kapatacağında dünya karanlık olması lazım diyor. Bir kalemde atıyor gidiyor hepsini. Hmm. Bu Aristo'dan Galileo'ya kadar gelen sürede, yani 16. yüzyıla kadar gelen süreden sonra bir akıl bugünkü bilimi kuruyor. Bugünkü bilim daha o gün atılıyor temeli. Galileo ile kilisenin kavgasında dünya düzdür, yuvarlaktır değildir bu arada yani. Anladın mı? Öyle anlatırlar da mesele ruhun inkarıdır, zihnin inkarı meselesidir o kavga. Öyle dünyanın yuvarlaklığı, düzlüğü kavgası değil bu kavga. Ruhu, zihni inkar edecek miyiz? Meseleyi sadece bir cismani, insanı bir cismani hale indirgeyecek miyiz, indirgemeyecek miyiz meselesiydi o tartışma. O büyüdü, 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 büyüdü. Kapitalist bilim kuruldu ve bugünkü vahşi pozitivist bilime ulaştık. Şimdi buraya virgül koyalım. Vahşi pozitivist bilimden, hı, bizim Müslümanların bu neden tercihen, neden geri, tercihen geri olmuşuz? Evet. Bunu konuşacağız kısacık bir aranın ardından. İstanbul Kart'la yolculuğa kısa bir mola. Doğru bildiğiniz yanlışları fark edin diye. Karenin anlattığına kulak kesilin diye. Ne okuyacağınıza doğru karar verin diye. Geçmişteki hareketlerden yola çıkıp bugünü anlayın diye. Çıktıkları yolda emin adımlarla yürüyenleri daha yakından tanıyın diye. Orta Doğu ve İslam coğrafyasındaki tüm gelişmeleri yakından takip edin diye. Mecra, Kudüs mikro sitesiyle birlikte şimdi yayında. Burası sizin mecranız. Gelir. Biz inşa etmeye gideriz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Şehit olmadan 3 gün önce de rüyamda görmüştüm eşimi şehit olacağını. Şehadet getirerek de şehit oluyordu. Tabuta sığmayanlar her çarşamba 20'de yenişafak.com'da. Kerem Şentürk 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşlarda film, dizi ve reklam sektörlerine adım attı. Fikrimin İncegül'ü dizisinin yönetmenliğini, Milat dizisinin ise senaristliğini üstlenen Şentürk, aynı zamanda TRT'nin sevilen programı Süper Dadı'nın da yönetmenliğini yaptı. Gazetecilik faaliyetlerinde de bulunan Şentürk, günümüzde Diriliş Postası'nın genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmektedir.
İstanbul Kart'la yolculuk devam ediyor. Evet, en son şeyi konuşuyorduk. Teknolojiyi biz Müslümanlar bilerek reddettik diye bir tercihen reddettik dedi. Tercih de zaten bilerek yapılmış bir şeydi. Bunun nedenini anlatıyordu bu varsayımının, bu iddiasının nedeni. Doğrudan teknoloji, yani teknoloji deyince yanlış anlaşılmaz. Hani bilgisayarı reddetmek falan, matbaayı reddetmek. Yok, evet anladım. Pozitivizmi reddetmek. Hı-hı. Çünkü neyi reddettik biz biliyor musun? Müslümanlar Müslüman kalarak GDO yapamazlardı mesela. Bitkilerin genetiğini değiştiremezlerdi. Bir adam hem Müslüman kalacak hem de bitkilerin genetiğiyle oynayacak. Bunu yapamaz. Bir adam hem Müslüman kalacak aynı zamanda da kimyasal kitle imha silahı yapacak. Bunu yapamaz. Bir adam hem Müslüman kalacak hem de atomu parçalayıp Hiroşima'da atom bombası yapacak. Dünyanın en büyük de fizikçisiyim diye numara yapacak sonra. Müslüman bunu yapamaz. Yani bir adam hem Müslüman kalıp... Vicdanı İslam olan bir adam GDO'lu ürün üretip Müslümanla insanlığın da satamaz. Genleriyle oynayamaz. Kimyasal silah yapamaz, biyolojik silah yapamaz. Bunu reddettik. Ya Müslüman kalacaktın ya da 1945'te son halini bulmuş ama asıl 1929 ekonomik buhranıyla ortaya çıkmış o pozitivist rezaletin, kapitalist rezaletin suyuna gidecektin. Gitmiyor, gitmiyoruz. Kendi yolumuzu kurma mücadelesi vermek zorundayız. Yani bu bizim için mesele. Niye biliyor musun? Çünkü işler kaydığı zaman, yani ayağının altından işler kaydığı zaman şunu yapabiliyorsun. Güzellik yarışmalarında rahatsız olmayan bir dünya kurabiliyorsun mesela. Hı hı. Sorsan da herkes de çok modern, çağdaş. Güzellik yarışması dediğin şey modern köle pazarıdır. Kadınlar yarı çıplak soyundurulur, podyumda yürütülür ve fiyatlandırılır. Bu orta çağda yapıldığında köle olarak satılıyordu kadınlar. Bugün başka anlamda yapılıyor. Bugün ona şampuan güzeli deniyor. O gün şampuan güzeli denmiyordu, başka bir şey söylüyordu. Hı hı. Kadınların yarı çıplak podyumlarda yürütülüp seyirciler tarafından puanlandığı ortama köle pazarı denir. Ve bu yanlış bir şeydir. Ama bundan bugünün insanı rahatsız olmaz. Anlamlar kaymıştır. Yani siz bunu nasıl yaparsınız ya? Bir kadın tenine göre nasıl değerlendirirsiniz bir kadını? Vücudunun ölçüsüne göre. Hani zaman akıl zamanıydı. Sen hani bilgi çağıydı. Bir kadına değer veriyorsun. Buna da belinin çapıyla, saçının rengiyle, teninin rengiyle yapıyorsun. Bu ne büyük rezalettir. Bu insanlığa hakarettir diyemez kimse. Anlamlar kaymıştır çünkü. Evet. Bebekler dizilerde oynatılır. Kimse itiraz etmez buna. Siz setlerin arkasını görün mesela diyelim. O setlerin kaç saat sürdüğünü biliyor musunuz? Ya annelerin kucaklarında sallanan, rezil olan, sürünen bebekler var setlerde. Reklam setlerinde, dizi setlerinde, sinema setlerinde. Sorsan sanat diyorlar. Ne sanatı? İkiyüzlülük bu. Dibine kadar ticari faaliyettir bu. O çocuğu sömürmektir. Hani sen çocuk işçi konusunda hassastın? Hani sen çocuk işçiliğe karşıydın? Hı hı. Bebeği çalıştırdın orada. Kaportacıdaki çırağı gördüğünde ortalığı ayağa kaldırıyorsun ama. Çırak bari ben oğlumu çırağı, yani biraz daha yaşı büyüsün çıraklık vereceğim. Niye insan ilişkisi, iş, hayat, ticaret öğrensin falan diyor. Okuldan arta kalan zamanda çalışsın diye. Ortalığı ayağa kaldırırlar çocuğu çırakla. Bak sen sanat diye bebekleri annelerin kucağında sabahlara kadar setlerde o ciyak ciyak bağıran yardımcı yönetmenlerin, tamam mı, ciyak ciyak bağıran set işçilerinin elinin altında o çocukları eziyorsun, o bebekleri eziyorsun, çalıştırıyorsun, ticari faaliyette alıp satıyorsun. Buna kimse bir şey demiyor. Bunun adı sanat oluyor. Bak bu ikiyüzlülüktür. Bir sürü hayatımızın her tarafında böyle ikiyüzlülük var. Ama şunu söyleyeyim, bu ikiyüzlülüğü yapanlar da pekala ikiyüzlülük yaptıklarının çok farkındalar. Bilerek yapıyorlar. Sadece buna daha makul giysiler, i̇şte, daha güzel soslayabiliyorlar bunu. Anlamlar yani. Kaydırılmış. Aynen öyle işte. Yerlerini ama lazım, para lazım ama o çocuğun hesabına para yatıyor diyor bugün bir tanesi bana. Bak para yatıyor diyor. Mesela o çocuğa para lazım diyor. Annesi falan. Bana kalırsa doğrusu, ideal doğrusu ne biliyor musun? Evcil hayvan bile oynatamazsın. Tabii ki oynatamaz. Sordun mu kardeşim o kediye onu oynamak istediğini? Ben sahibiyim. Nereden sahip oluyorsun sen? Ne demek sahibi? Kediyi oynatıyorsun, para kazan. Ben kedinin hakkı nerede yani? Hani bana kalırsa o kediyi, köpeği, fili, atı bile oynatamazsın orada. Sorman lazım, rızasını alman lazım. Niye rızasını alman lazım? Ya şu seviyeden gelmişiz. Bak nereden düştüğümüzün örneğini vereyim mi? Hani rızasını almak. Bak düştüğümüz, hani hangi seviyeden nereye çakılmışız? Şeydeyiz abi, Yeni Bosna'da köşede bekliyorum, canlı yayın araca gelecek, beni canlı yayında araç alacak, güneş var, ben de bir ağacın arkasına altında gölgeleniyorum. Bak şimdi çocuğu oynatıyor,
Bebeği oynatıyor, hakkına giriyor. Kadınları podyumlarda yürütüyor, fiyatlandırıyor, değerlendiriyor, bilmem ne yapıyor. Seviyesine nereden düştüğümüzün örneği. Ağacın altında güneşleniyorum, gölgeyi de bekliyorum ki canlı yayın aracı gelecek, kanalım beni alacak, yayına götürecek. Bir tane de amca var yanımda. O da gölgeleniyor ağacın altında. Kafada örme gri takke. Biliyor musun gri örme takkeleri? Böyle köylü amcalarda vardır. Amcanın elinde de küçük bir pet şişe su var. Amca gölgelendi. Benim aracın gelmesine birkaç dakika kaldı. Amca hareketlendi, giderken ağacı böyle sevdi. Suyu, elindeki suyu da biraz döktü. Ağacı da sevdi. Dedi ki ağaca hakkını helal et. Kendi kendine öyle ağaca. Ağaca hakkını helal et dedi adam. Hmm. Ben provokatörlük yaptım orada. Amcayı yakaladım. Amca dedim ağaçtan helallik alınmaz. Şuuru yok. Şuursuzluk halinde helallik caiz değildir. Hmm. Dedik eşyanın sahibine hürmeten oğlum dedi. Ağaçtan helallik isteyen insanlardan bahsediyorsun. Medeniyetin seviyesine bak. Sen o seviyeden düştüğün yere bak şimdi. Ya domates seçiyor Arif. Alıyor bir tanesini, alıyor bir tanesini, hiç sıkmadan, mıncırmadan pazardan domates alıyor. Arada bir aldıklarından bazılarının çürük olduğunu fark ediyor. Buna rağmen koyuyor. Yanında talebe soruyor, efendim diyor, o aldığınız çürüktü, aldıktan sonra da fark ettiniz. Diyor ki, ötekilerin yanına çürük olduğu için geri koymaya utandım diyor. Onunla hemhal olunca, onun diyor bundan haksızlık oluyor. Yani olsun, o da sen, böyle, biz bunu böyle de kabul ediyoruz diyor yani. Ya o çıt çürüğünü adam, ayıklar ama onu geri yerine koyup mahcup etmeyiz o diyor. O çıt adam, düşmüşsün buraya. Seni düşüren şey bugünkü bu sistem, ben biliyorum. Dolayısıyla birincil makul sorumluluğun da en baştan kalkıp en haklı, en helal görevini söyleyeceğim sana. Senin en helal görevin, en haklı görevin, senin ayağa kalkıp bu düzeni tekrar yerli yerine oturtturma mücadelesi vermen lazım. Adalet odur işte. Adalet her şeyin yerli yerinde olması demektir. Adil. Evet. Dolayısıyla sistemi yerli yerine, insanı yerli yerine, hukuku yerli yerine, ticareti yerli yerine koyma mücadelesi var. Bu senin işin. Senin asli görevin bu. Buna şey de dahil değil mi Erem abi? Sözünü kestim, özür diliyorum. Bayrak. Hepsi dahil. Toprak. Hepsi. Vatan. Tabii. Millet. Tam bunlar işte. Şuur. Hepsi. Kastettiğimiz yani şu an özellikle son geçmiş 10 yıldır, 12 yıldır yapılan o rigid çıkışlara baktığımızda aslında bu kavram hepsinden öte belki öncelikle bu kavramların işinin doldurulması, yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, yeniden ne kadar elzem olduğunu anlıyoruz. Aynen. Öyle vatan değil mi? Vatan ne demek? Hürriyet ne demek? Bayrak ne demek? Senin bayrağının tam olarak anlamı ne? Niye o bayrak var elinde? Bak burada mesela var bir sürü. Hani İstanbul'un fethini temsil eden bir organizasyon içindeyiz burada. Her yerde hilal var. Hayırdır yani? Sene 1453 değil miydi? Bizim bayrağımız 1915'te Çanakkale Savaşı'nda ortaya çıkmamış mıydı öyle? Anlatmadın mı sen? Ay gel de yıldız denk geldi. Kanın üstüne. Orada o yıldız da değil bu arada. Astronomi bilmiyorlar işte. Jüpiter o. Yani ayın önünde denk gelen yıldız değildir hiçbir zaman. Bir Jüpiter'dir. Şimdi o parlak parlak görünüyor ya hilalin önündeki. O Jüpiter, o yıldız oraya denk. Öyle bir yıldız, o kadar yıldız göremezsin zaten yan atmosferden. Şimdi mesele şu. O bayrak kan birikti. Sene 1915-16. O bayrağa da bir tane ay yansıdı. Ayın önünde de bir şey denk geldi. O da bizim bayrağımız oldu. Olur mu? Şey, ne anlatıyorsun sen? Kaç bin senelik bir bayraktan bahsediyoruz. Dolayısıyla kaç bin senelik bir davadan, kaç bin senelik bir yükten ve kaç bin senelik bir hikayeden bahsediyorsun sen? Sen ne anlatıyorsun şurada? 60-70 seneye sıkıştırılır mı mesele yani? Böyle bir şey olur mu? Yani İbrahim Aleyhisselam'dan beri sembol kabul ettiğin bir hilal var elinin altında. Daha doğrudan birinci ilk anlamı bayrak, Türk bayrağı kalktı mı havaya, dalgalandığı andan itibaren dünyayı yaydı böyle vup diye dalga. Birinci anlamı şu: putlarımızda problemimiz var, kırarız o putları. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen bir davam var. Çat 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 dünyada putları devire devire gidersin. Tarık bin Ziyad'ın sancağıydı o bayrak. Ne demek? Bak gemileri yakarız. Selahaddin Eyyubi'nin sancağıydı o. Ne? Kudüs'ü alırız. Sultan Alparslan'ın sancağıydı o hilal. Ne? Sultan Alparslan'ın davasını sürdürürüz. Fatih Sultan Mehmet'in sancağıydı o bayrak. Hep aynı bayrak. Hepsi aynı bayrak. Aynı hilal. Aynı hikaye, aynı hilal, aynı dava. Dolayısıyla senin o bayrağa yüklediğin bugünkü anlam asıl anlamıyla çok fena çelişiyor. İlk çelişki, daha büyük çelişkiyi söyleyeyim. Ayı
sembol kabul etmek çok büyük bir handikaptır. Büyük paradokstur, büyük çelişkidir. Ay ne demek? Dünyanın etrafında dönüp duran bir taş. Neyi temsil ediyor? Hiçbir şeyi. İşine, dünyanın cazibesine kapılmış bir şuursuz dönüp duruyor. Sen şimdi kendin onu sembol seçersen ne yapacaksın? Dünyanın cazibesine kapılıp şuursuzca... Uyduyum ben diyeceksin. Sana yasak olan bir şey. Dünyanın cazibesine kapılma. Dünyanın cazibesine kapılma diyor. Bütün peygamberleriyle Allah Teala. Yani şu mu? Bayrağımızdaki ay yıldız değil, bayrağımızdaki hilal yıldız mı? Evet. Aynen öyle. Hilal yıldız. Niye ay diyorsunuz? Ay ne kadar anlamsız bir şeydir yani. Daha sen burada zaten kendi anlamını yitiriyorsun. İşte anlamını yitirince ayağın altında iki ayağın kaymış. Ayağın altından iki ayağın kaydığı zaman artık cebinde ne kadar para olduğunu bir önemi yok ki. Ne huzuru bulabilirsin, ne mutlu olabilirsin, ne yaşadığının anlamı kalır. Senin yaşadığının, yaşıyorum ben, varım, şerefimle durdum bu dünyada ve gayret ettim ve öldüm diyebileceğin o basit... Ama zor bir çerçeve. Çok basit bir çerçeve bu iş. Bu kulluk çerçevesi. Evet. Bu çerçeveyi ayağının altına almışlar senin. Sonra sen parayla da huzur bulamıyorsun. Büyük ekran televizyonda da huzur bulamazsın. İstediğin telefonu al bulamazsın. İstediğin kıyafeti, istediğin saç boyasını, istediğin evi, istediğin arabayı al. Bulamayacaksın o huzuru. Ayağının altında kendi hikayem diye bastığın şey seninle alakası yok. Üstelik bilakis sana yasak. Ben çok basit hikaye yani o Fas'taki teyzenin, dilencinin şeyi. Evet. O, yani bir dilenci, bir tane dilenci yani bütün mesele o. Cuma namazını kıldık, orada konuşuyoruz caminin önünde. İşte o zamanlar yeni yeni hareketlenmeye başlamış sıkıntılı dönemleri Fas'ın. Dilenci teyze bana doğru geliyor böyle. Ben de hani şey her zamanki gibi çok cömert adamım ya güya. Bir de bir şey konuşuyorum orada insicamım bozulacak. Lafımı da sözümü de kesmesin diye elimi cebime attım ben. Parayı böyle uzattım ki hazır parayı gelsin alsın gitsin. Güya da çok şey adamım, cömert adamım. Teyze geldi geldi abi. Ne paraya baktı ne bana baktı. Hiç ne elimle ilgilendi ne parayla ilgilendi. Önümde doğruldu. Şurada Türk bayrağı vardı. Onu böyle öptü, alnını koydu gitti teyze. Hoppa! Senin... Bayrağının ifade ettiği şey. Senin ne zannediyor? Durdurmadınız mı abi? Bu durdurmaz olur mu konuştum? Seni ne zannediyor o teyze? Seni ne yerine koyuyor üstünde taşıdığın bayraktan dolayı? Sen kendini öyle bir yere koymuyorsun ki. Ve sen teyzeyi ne yerine koyuyorsun aslında? Ben teyzeyi dilenci parayı zannediyorum. Parayı çaktırmadan uzatarak. Allah kimse yani. Böyle utandırmasın. Amin. Ben teyzeyi dilenci zannediyorum. Teyzenin mevzusu dilenmek değil ki. Teyze Taner'den görmüş göğsümdeki Türk bayrağını gelip onu öpecek. Mevzu ne? Teyze niye öptün bayrağı? Bizim de burada durumumuz kötü. Kızlarımızın durumu kötü, işimiz kötü. İyi Türkler gelmiş, düzelecek demek ki dedi. Senin konulduğun yer bu. Senden beklenen şey bu. Üstünde durduğun hikaye senin bu. Senin üzerinde durduğun hikaye bu. Şimdi bunun hepsini kaydırdılar, senin ayağının altından aldılar. Sana başka şeyler konuşturuyorlar. Ve konuşturdukları o şeyler, senden o konuşturdukları şeylere dair herhangi bir şey, hayırlı hayırsız fark etmez, herhangi bir şeye neşet etmesi imkansız. Öyle bir bünyen yok senin. Sen öyle bir yaratık değilsin. Hı hı. Sen öyle biri değilsin. Sende o organlar yok. Yani hiçbir zaman uçamayacaksın gibi bir şey bu kanatların olmadığı için. Olamıyorsun da zaten. Olamıyorsun. Olmaya çalışanlarını görüyoruz o televizyonlarda, programlarda. O da olamamış, bu da olamamış. Arafta bir yerde saçmalıyor yani. Ve o saçma halle ölecek. Ne acı yani. Ne acı. Ya yapacak şey çok basit ya. Hani hep ısrarla ve tekrarla tartıştığımız konulardı. Ne olacak? Ya sana ne olacaksa ne olacak yani? Hani bu Filistin meselesi için de böyle, Suriye için de böyle, Yemen için de böyle. Yemen'i konuşuyoruz mesela. Şimdi 85 bin çocuktan bahsediyorlar şu anda son rakam. Doğrudan açlığa bağlı sebepten ölmüş. Bak doğrudan açlığa bağlı sebepten. Hı hı. Bak yemek yemedi diye karnı şişiyorlar ölüyorlar çocuklar. Çok isterdim ben Türkiye'deki insanlara açlıktan ölen bir çocuğun çırpınma halini izletmeyi zorla herkese, yetişkinlere. O zorla izleteceksin yani, tamam mı? Diyeceksin ki gel bir çocuk, 2 yaşında bir çocuk açlıktan ölme anını izle. Bir kere şunu söyleyeyim size, 3 saat sürüyor acısı. Yani ölmeye başladığı anla öldüğü an en az 3 saat. 3 saatlik o işkenceyi bir şey.
85 bin çocuktan bahsediyoruz böyle burada. Niye oluyor o mesele? Efendim işte ülkenin bir bölgesinde hakim olan Vahabilerle, Suud yanlısı Vahabilerle, diğer bölgesinde hakim olan İran yanlısı Şiiler, yani oradaki adıyla Husiler birbirlerine giriyorlar. Ve Suudi Arabistan tamamen abluka altında tutuyor şeyi, Yemen'i. Hiç kimse hiçbir yere ulaşamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Bütün limanlar kapalı. Fena halde zaten en başta kendi söylüyor. Husi'nin birini öldürmesine gerek yok. Zaten Suudi Arabistan'ı kendi öldürüyor. Suudi Arabistan bombardımanla öldürüyor. Bombardımanla öldüremeden, yetişemediğinde de zaten ablukayla açlıktan, ilaçsızlıktan öldürüyor. Ortam bu orada. Biz şu an uçağa binsek gidemez miyiz Yemen'e? Yok öyle bir şey. Nereye gidiyorsun? Şimdi yardım vardım zaten çok zor sokuluyor içeriye sokulanlar. Bir ara şimdi yeni kanallar oluşmuş Allah'a şükür. Ama bir ara şey bile vardı orada. Husiler yağmalıyor, Vahabiler yağmalıyor, bilmem kimler yağmalıyor falan filan. Savaş alanlarında olur böyle şeyler. Her yardımda bir marjı vardır ne kadar yağmalanacak falan. Benim şimdi buradaki meselem ne biliyor musun? Ben bu meseleyi ortaya çıkarttığımda benim Müslüman kardeşim konunun en üstüne halife gibi oluyor. Birden halife o yerine oturuyor hemen kendisi. Hemen şeyi düşünüyor. Bu savaşı bir durdurayım önce. Sonra İran'a haddini bildireyim. Sonra Suudi Arabistan'a haddini bildireyim. Sonra dünyanın şeyini ayarını yapayım. Ne anlatıyorsun? Sen kimsin? Niye böyle bir şey niyetlendin? Sen mevzunun neticesiyle niye bu kadar fazlaca ilgileniyorsun bu arada? Böyle önce şunu yapmak lazım, oradan neticeye varamayız, buradan sonuç alamayız. İran olduğu sürece oraya bilmem ne yapamayız. Zaten Suudi Arabistan'da... Bunlar da iyi niyetli çabalar değil mi ya? Bir şekilde bir ucundan derdini çekmek değil mi? Değil. Hiçbir şey yapmamanın bahanesidir bu. Hiçbir şey yapmayacak olmanın bahanesidir bu. Bir taşla küçücük bir taşı alıp bir taşın üstüne koymayacak olan nefsin bahanesidir bu. Neticesi üzerine konuşmak. Sana ne? Sen gayret etsene. Allah seni gayretini hangi neticeye vardıracaksa Allah Teala vardıracak zaten. Sen gayret et. Sen dua et. Sen bir sürü yardım kuruluşu var. Kızılay'da var. Bunlardan birine ulaş. Bunlardan biriyle para gönder. Ve kamuoyu ol. Niye? İşte devlet şöyle yapsın, siyaset böyle. Bak. Bir kamuoyu oluşturursan eğer siyaset kamuoyuna uymak zorundadır. Dünyanın her yerinde böyledir. Roma'dan beri böyle, bu hep böyleydi. Sen kamuoyu olarak hakikaten Yemen'e çözüm bulmayı, Yemen'e çözüm isteyen, oradaki meseleyi halletmek isteyen bir kamuoyu inşa edersen eğer, bir şeyler beklediğin siyasi iradeler o kamuoyuna tabi olurlar. Çok basit. Dua et ve yardım et. Halife gibi davranma yani, halifeymişsin gibi. Herkes İslam halifesi. Yani şöyle, sen kul olarak sonuçtan değil süreçten sorumlusun ve süreç neyi gerektiriyorsa yap sen onu. Yap gözlerini kapat, devam et. Sen işini yap, gayret et. Tevfik Allah'tandır da ve izle, takdiri izle. Gayretten kaçan her tembel neticeye dertlenir abi. Evet. Bu iş hep bir böyle. Daha söyler misin? Gayretten abi? Kaçan her tembel neticeye dertlenir. Evet. Çünkü netice nasılsa ona ait değil ya, biliyor. Şöyle yap. Bu Filistin meselesinde de öyle, ağzını açamazsın yani Müslümanlara. Filistin meselesinde bir dua ettiremezsin yani. Ya Filistin meselesi öyle diyorsun ama İsrail neler yapıyor bilmiyor musun? Bir dakika dur diyorum. Onlar Osmanlılara Filistin, neler yapmışlar falan diye başlıyor. Ama öyle diyorsun ama işte İsrail'de öyle bir nanoteknoloji var ki bir düğmeye basıyor, savaşın yönünü değiştiriyor. Ya bir dakika dur. Öyle diyorsun ama İsrail Mısır Savaşı'nı biliyorsun bir düğmeye bastı, uçakları düşürdü. Bak kardeşim, bizim Müslüman olarak Filistin'e sahip çıkmamız lazım. Öyle diyorsun ama İngiltere onun arkasında, Fransa onun arkasında. Öyle diyorsun ama ümmetin halini görmüyor musun, paramparça. Bir dinle sen Müslümanları, yarım saat sana İsrail propagandası yapar. Böyle ağzına çuvalı sokacaksın, yumruğunla itekleyip bağıracaksın. Allah var, Allah. Ya bir dur. Yahu Allah var. Ya bir dursana sen, niye bana diyorum İsrail kara propagandası yapıyorsun? Yarım saat İsrail kara propagandası yapar Müslümanı bıraksan, serbest bıraksan. Sonunda da öyle bir hale gelirsin ki hep kızarım mesela. Hocam harp var mı? Yok. Ne biliyorsun? Varsa bile yok. Hani deprem yapıyor mu Amerika harp teknolojisi? Böyle anlatırlar. Amerika bir düğmeye basıyor, deprem yapıyor. Böyle bir Amerika anlattığını düşünsene diyorum insanlara. Bittin. Ya düğmeye bastığında deprem yapan Amerika. Konu kapandı ya artık. Daha ben ne konuşayım sen? Dünyanın kontağını kapatıyorsun yani dünyanın. Tabii. Bir düğmeye basıyor, fırtına çıkartıyor. Amerika bir düğmeye basıyor, deprem ama yapıyor. Gel gör Kaliforniya'daki yangını söndüremiyor. Allah'ın işleri şimdi, işte yani. Yok diyorum, ne biliyorsun? Ya varsa bile yok. Bak ama başka bir şey. Filistin meselesinde
diğer meselelerde, kendi ailemizin içindeki meselelerde, siyasi meselelerde samimi olan herkes ne yapabilirim diye sorar. Bütün samimiyetsizler de neticeye ahkam keser. Evet. Ya neticeye ahkam kesmeyeceğiz abi biz. Sokakta karşılaştığımızda çözeceğiz meseleyi. Haberlerde gördüğümüzde çözeceğiz. Bir komşumuz bize haber verdiğinde çözmek için o anda elimizden gelen neyse onu yapacağız. Bunun başka da yolu yok. Samimiyet bunu gerektiriyor çünkü. Evet. Öbürü neticeye ahkam kesmek samimiyetsizlik. Bu ayağının altından her şeyin kaydının işareti. Sonra olmuyor diyor. Olmayacak tabii yani. Hiçbir zaman da olmayacak. Ama bu millet yine güzel millet be Erem abi. Ya bak şimdi şöyle o gün... Evet abi ya. Şimdi bak şimdi o kadar Suriyeli geldi gitti. Dünyanın neresine? O gün sordum ben bir üniversitede. Bir 500 kişi, 1000 kişi falan vardı salonda. Evinden bir battaniye olsun çıkmamış bir aile var mı dedim ya fakir fukara için. Mümkün değil ki. Abi el kalkmadı ya. Ve bir anlatmaya başladılar neler yaptıkları tabii, için fakir fukara yapıyor. İçin. Ya bu millet çok güzel tabii, bir olay millet. Bu zaten. İşte ama bunu hani İngilizlerin default settings dedikleri fabrika ayarları. Fabrika ayarlarına geri çevirmek gerekiyor bu insanlara. O zamanın ruhu da o yönde zaten bak. Değil mi? Zamanın ruhu yani, o yönde. Yeniden o insanlara kendilerini anlatmak, yeniden tanımlamak, kelimeleri yeniden tanımlamak, belki her şeyi yeni baştan anlatmak gerekiyor. Peki buna dair bir çaba görüyor musun? Buna dair bir irade görüyor musun? Bir sistemli, sistematik bir çalışma görüyor musun? Görüyorum sen Erem Şentürk olarak. Görüyorum abi. Şu yüzden görüyorum. Birinci ipucu. Gavurcası şöyle, sosyoloji notlarında çok sık karşılaşırsın, reality check. Kendi gerçeğinle yüzleşme anı. Hem psikolojide notlarında vardır hem sosyoloji notlarında. Bence bugün girdiğimiz dönem, bu zamanın ruhu, bu nesil, şu anda yaşayan çağdaki herkes. Yani ben bu nesilden kastım, yaşı şu anda 20 olan da, yaşı şu anda 60 olan da, ben de hepimiz aynı nesil kabul ediyorum. Evet. Bugün yaşayan insanların hepsi öncü kuşak abi. Ne yapıyorlar? Ne yapıyoruz şu anda hep birlikte biliyor musun? Reality check yapıyoruz. Kendi gerçeğimizle yüzleştiğimiz bir süreçteyiz. Güzel tarafı şu. O dediğin kendi kendini bulma, fabrika ayarlarına dönme yolculuğunun birinci adımı reality check. Elhamdülillah birinci adımı atmışız demek oluyor bu. Kendi gerçeğimizle yüzleşme mücadelesi görüyorum herkeste. Ve toplumun her katmanında, her kesiminde. Bu çok hayranlık uyandırıcı bir şey. Ben baktıkça çok büyük ilham alıyorum zaten. Elhamdülillah. Hadi inşallah. Bu birinci adım. Çünkü bu olmadan olmaz. Yani kendi gerçeğinle yüzleşmeye niyetlenmek, kendi gerçeğinle yüzleşme mücadelesi olmadan diğer ikinci adımlara geçemiyorsun. Çok uzun adımlar olan bir yolculuktan bahsediyorsun ve ilk adım atılmak üzere. Kendi gerçeğinle yüzleştiğin andan itibaren eksiklerini, fazlalıklarını gördüğün gibi avantajlarını ve elindeki imkanları da göreceksin. İkinci adım aşağılık kompleksinden kurtulma. Yani çok rağbet görür, çok reyting alır, eleştiri. Çok fena satar. Yeni bir şey de değildir yani. Bu hep böyleydi. Roma'da da öyleydi yani. Kötü söz satar abi. Tamam mı? Felaket senaryosu hep tıklanır. Hep tıklanır felaket. Hep izlenir. Bunlar hep satar şeylerdir yani. Normal sohbette de öyle yani konuşuyoruz. Hasta ziyareti örneğimiz var yani gidiyorsun. Hasta ziyaretine git. Desin ki hasta ziyaretine giden. Aa ne güzel iyileşmişsin sen bak hiçbir şeyin kalmamış maşallah ya. Hey kalk hiçbir şey yok bak ne güzel mis gibi olmuşsun diye. De morali bozulur hastanın sana. Kötü adam olursun. Tam tersi şöyle konuş. Ah kızım ne olmuş sana ya böyle. Sen direkten dönmüşsün. Hep hayatın sorumluluğu sende görüyor musun? İyi niyetten bunlar. Ben sana söyleyeyim. Hep sen kendi karşındakini kendin gibi bilmekten oluyor bunlar biliyor musun? Hep iyi niyetinden. Görüyor, ay sen ölecekmişsin ya. Ay falan diye anlat çok rağbet görürsün. Kötü fena satar yani. Bu siyasette de böyle. Mahvolduk, yandık, gittik. Zaten kitap okuma oranımız çok kötü. Japonlardan 244 kat düşüyoruz. Bir Japon 244 Türkiye bedeldir. Kitap okumuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz, bilim yapmıyoruz, sanat yapmıyoruz. Eğitim zaten yok, ahlak yok, ölmüşüz, din yok, hiçbir şey yok. Mahvolduk, battık, gittik, adam Mars'a gidiyor, bizimle konuşuyoruz de bu hep satar. Hep reyting alır. Bu işin kuralı budur. Ama bu bir taraftan da aşağılık kompleksidir. Bunların çoğu abartılı. Bak mesela şeyi sordum, kitap fuarı en son, TÜYAP kitap fuarı. Şöyle kalabalık abi. Senin de imza vardı orada. Evet. Şahane bir
kitapla tanıştık orada biz. Allah cümlemizi Allah korusun razı diye. O imza gününde o kuyruğa gelen insanlar o fuar böyle kaç gündür böyle. Ve Müfit Bey var profil kitaptan. Münir. Münir Bey var, özür dilerim. Niye Müfit diyorsam hep. Münir Bey var profil kitaptan. O aynı zamanda Yayıncılar Derneği'nin başkanı. Yani musluğun başındaki adam. Bir tane bilmem nerenin ilçe il milli eğitim müdürüne sorarsan Türkiye'de kimse kitap okumuyor. Bir Allah'ın kulu da o yayıncılar bilmem ne başkanına, Kültür Bakanlığı'na bandrol dağıtan adama sormuyor ki. Gidip sormuyor ki aga durum nedir aslında? Ya arkadaş hakka bizim aslımız nedir? Okuyor muyuz kitap satın? Şimdi bandrol satan, dağıtan makama göre, rakamlarına göre, Yayıncılar Derneği'ne göre, kitap basıp dağıtan şirketlere göre ve yazarlara göre Türkiye'de kitap okunuyor. Kitapta satılıyor. İdealmiş, harikayız, Japonya'nın önündeyiz, Finlandiya hemen arkamızdan geliyor, İngiltere'yi az önce solladık falan demiyorum. Ama anlattığınız gibi de değil. O kadar da değil yani. Değil. Evet. Şimdi okunuyor Türkiye'de kitap. Birçok Avrupa ülkesinden de fazla oran olarak. Evet. Hani oran nüfus sayısından bahsetmiyorum. Hı-hı. Oran olarak da fazlayız hakikaten. Bazılarının da arkasındayız. Evet daha fazla okutmalıyız. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Sağlık sistemindeki iyileştirmeler, bugün geldiğimiz nokta, eğitimle ilgili her şey o kadar kötü değil, kitap okumakla ilgili her şey o kadar kötü değil, bu millet aptal değil, sürekli bize birileri aptal olduğumuzu, kafamızın çalışmadığını, tembel olduğumuzu, beceremediğimizi, evet, kitap da okumuyoruz, evet, aynı zamanda ahlaksızız, aynı zamanda kişiliksiziz. Evet. Böyle bir Türkiye anlatıyorlar. Bundan şikayet etmeyi de entelijansiye zannediyorlar. Eyvallah. Bu çünkü dikkat çeken başlıklardır bunlar. Yani ya, şöyle... Kalbin sıkışıyor. Gece oturdun, kalbim sıkıştı diyorsun mesela. Evet. Google'a yaz bunu, tamam mı? Kalp sıkışması neye alamettir ya da kalp sıkışmasının nedeni. Orada yazar. Yani şöyle başlıklar çıksa, normal kafaya takacak bir şey yok. Yani ilk cümleleri veriyor yani. Kabaca herkes de olur, çok önemsiz. O kadar çiğ köfte yeme. Ama orada ilk başta kalp sıkışması veremin habercisi olur dendiği antıklar sunar. Tabii. İşte mesela bu. Televizyon hocalarının da numarası aslında budur tabii, bir anlamda. Şimdi çıksa dese ki biz Allah'tan ümit kesmiyoruz. Allah'ın izniyle cümle ümmeti Muhammed'in kurtulacağına dair umudumuz tamdır, kavidir. Sizden inşallah namazlarınızı tam kılın falan. Bu kadar iyi bir hocayı kimse izlemez. Dinlemez. Ama şunu yaparsan izlenir. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Huşu yoksa hey falan. Dostum, hepiniz bitmişsiniz dediği andan itibaren dur. Adam bir şey söylüyor diyorlar ve hemen oraya odaklanıyorlar. Yani tam felaket senaryosu hep satıyor. Tam da bu. Bir ara vermeye ne dersin? Çok isterim. O zaman bir ara veriyoruz. İstanbul Kart'la yolculuğa kısa bir mola. İnşa etmeye gidelim. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Şehit olmadan 3 gün önce de rüyamda görmüştüm eşimi şehit olacağını. Kağıt getirerek de şehit oluyordu. Tabuta sığmayanlar her çarşamba 20'de yenişafak.com'da.
İstanbul Kart'la yolculuk devam ediyor. Felaket senaryosu satar dedik sevgili Erem Şentürk'le. Evet. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Erem abi birazcık da böyle güzel şeyler konuşalım. Yani az önce konuştuklarımız da çok güzeldi ama. Yani çok boğulmayalım. Her şey kötü, mahvolduk falan filan. Erem abi boşu birazcık senden konuşalım mı? Erem abi ben seni... Benim konuşulacak bir tarafım yok. Ya bir saniye ya. Merak ettiğim birkaç şey sormak istiyorum. Tamam. Şimdi seninle biz alan derinliği konuşabiliriz. İyi ışık nedir bunu konuşabiliriz. Diyafram konuşabiliriz. Ben Erem Şentürk'le ne bileyim İmam-ı Gazali'den konuşabilirim. Ben Erem Şentürk'le çok enteresandır ama kahve konuşabilirim. Ya işte o dilinin reseptörleri çok açıktır bu konuda. İşte Kolombiyanlar inno nedir, Sumatra nedir falan. Bu abi bu kadar müzik çok konuşamazsın, şeyin... spor konuşamazsın. Ha, spor ve müzik konuşamaz mıyız seninle? Müzik anlamaz mısın mesela? Yok. Hiç müzik dinlemez misin mesela? Çok nadir bir iki çok böyle hani şey varsa odur. Yani böyle bir... Kim mesela? Yokluğu... Yani döneme göre değişiyor. Şimdi söyleyeyim. Söyleyeyim mi ya? Coldplay dinliyorum mesela. Coldplay dinliyorsun. Evet çok güzeldir ama Coldplay. Something Just Like This mesela şu anda en sevdiğim parçası. Evet. Başka mesela? Radyo Tarifa seviyorum. Mesela son okuduğun kitap ne abi? Ya da şu an okumakta olduğun kitap? Şu anda Tehzibül Ahlak. En son elimdeki yani. Hmm. Yazma eserlerden çıktı. Basımı da tükenmiş. Almak isteyenler alamazlar. Bir dahakine basın. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. Haklı gururunu. Eyvallah. En sonu. Ama hani böyle parça parça da okuyorum. Yani mesela işte Halil İnalcık Devri Tarihi'nin son cildi var. Bir taraftan o devam ediyor. Bir taraftan başkaları devam. Mesleki şeyler var. Robert McKee'nin storiesi var. Bir daha döndü buna kaçıncı okuyor. Mesela burada mesela. Kardeşler şey diyorlar. Erem abi bize kitap tavsiye etse mesela. Bir 5 tane kitap söyleyelim abi kardeşlere. Yani olmaz olmaz şunları mutlaka okuyun dediğiniz. Ya öyle bir şey hem yani, çok var. Daha Cemil Meriç mesela okunmak zorunda. Hangisi jurnal mı? Hangisi? Hepsi mesela? Hepsi. Hepsi. Evet yani öyle bir şey yok. Cemil Meriçler okunmak zorunda. Cemil Meriçler okunmalı. Sezai Karakoç değil mi? Sezai Karakoçlar okunmalı. O külliyat okunmalı. Tamam. Cemil Meriç, Sezai Karakoç. Necip Fazıl okunmak zorunda yani. Hepsi mi abi? Hepsi abi. Hepsi mi abi? Evet, evet, evet. Yani üstadın yani raporlar dahil diyeceğim bunu da korkuyorum demeyi anladın mı? Aha. Ama mesela ben raporları okurken de mermi gibi satırlar okuduğumu biliyorum. Eyvallah. Yani. Peki şöyle yapalım. Cemil Meriç. Ama mesela Grodi de okumak zorunda medeniyet için yani İslam medeniyetinin dahil hepsini anlayabilmek adına. Ama işte Siyer nereden takip ediyorsunuz abi? Kimden takip ediyorsunuz? Bu konuda benim bir tane Deniz Fener'im var. Muhammed Emin Hoca. Muhammed Emin Yıldırım. Muhammed Emin Yıldırım benim bütün Siyer meselesinde şeyimdir şu anda. Aynen katılıyorum. Deniz Fener'im yani. Sonuna kadar imza benim, atıyorum. Benim direkt Deniz Fener'im şu anda. O kendisinden de Allah razı olsun. Kesinlikle. Beni çok uzun yıllardır fena rahatlattı. Elhamdülillah. Hiç düşünmüyorum artık. Hiç hesap araştırma falan filan yok. Muhammed Emin Yıldırım'ın gösterdiği, işaret ettiği bir hatlar var. O hattın üzerindeki bütün kaynaklardan devam ediyoruz. Bir de hani hazır mevzu açılmışken bunu da söyleyeyim. Muhammed Emin Yıldırım Hoca o kadar doğru bir şey yapıyor ki. Muhammed Emin Yıldırım Hoca bir alanda derinleşiyor. Tabii, tabii. Ne oraya zıplıyor, ne buraya zıplıyor, ne işte televizyonda bir ayrı bir şey yok. Siyer abi diyor ya bu benim işim. Evet. Kendini orayı belirlemiş. Korunaklı bir alan, güzel bir alan. Ve o Siyer'de yürüyor. Orada derinleşiyor. Muhteşem bir ilim. Kesinlikle Siyer Vakfı'nın bütün yayınlarını tavsiye ediyorum. Aynen. Bütün yayınlarını. Ama hani şimdi mesela Cemil Meriç, Necip Fazıl, Sezai Karakoç falan... Hani böyle kaya gibiler tamam mı? Bunlar böyle adamın paramparça ederler aklını, arka altını, üstünü falan. Bazıları benim ensemi ağrıtır mesela. Onları okudum böyle bir ağırlık çöker falan. İyi de hep böyle yürümez yani. Tabii peki. Başka edebiyat birazcık da hani böyle edebiyat, yani. Roman falan okumak i̇şte isteyenlere hani, tavsiye etsin. Deneme, öykü. Ama işte şöyle bir şey var. Sineklerin Tanrısı bir yanda vardır. Bana çok zevk vermiştir. Sen okursun. Mahvedebilir seni yani bilemiyorum. Ama hani... Adam vardır distopyadan etkilenir. Sebebidir distopiyi. O zaman çat çat mecburdur. Huxley'i okumak zorundadır. Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası. Zevkten öleceğiz diyen Cesur Yeni Dünyayı. Ya da Orwell'ın işte mahvolacağız tek tip insanlar olacağız diyen 1984'ü okumak zorundadır. Ama işte ben Ütopya okumak istiyorum diyorsa dönecek daha çağdaş başka adamlar okuyacaktır. Bütün bunların arasında
Marcel Proust'u nasıl saymam şimdi mesela Kayıp Zamanın dizinde o seriyi. Doğru. Ama hani Asimov'u da yani anladın mı ne demek? Anladım. Bunun sonu yok. Ama şöyle bir yolu var. Dipnotlar, kaynakçalar ve yazarlara ilham olmuş başka yazarlar, birbirine ilham olmuş yazarlar okuma hatları açabilir. Evet. Ben oralardan çok faydalandım yani. Evet. O okuma hatlarından çok yürüdüm gittim. Dur bakayım adam buradan sürekli alıntı yapmış. Bir şuradan yürüyeyim evet. Bakayım kimmiş. Kaynakçılar, diplerinde kitapların isimleri yazar. Onlar da çok eyvallah. Önemlidir. Eyvallah. Peki boş zamanında neler yapıyorsun? Salakça bir soru sormayacağım. Çünkü boş zamanın olmadığını biliyorum. Senin yakın arkadaşın olarak. Yani ya bıktım artık gazeteden mazeteden tamam hadi bunlar da bir kenarda dursun diye kafa boşaltmak için diyeyim. Ne yapıyorsun? Yazıyorum abi. Oyun oynuyor musun mesela? Evet. Hani çok uzun zamandır oynayamıyorum ama bizim şöyle bir ortak evet, yönümüz var. Yani böyle ağır eleştirecekler vardır buna ama çok da umurumuzda değil. Hiç. Yani onu da söyleyeyim. Biz ikimiz çok güzel gamerızdır. Yani oyun indiririz, oyun takip ederiz. Ondan sonra mesela Erem'in oynadığı oyunlar daha stratejik oyunlardır. Bu ejderhalı falan bir şey oynuyordun sen. World neydi? World of Warcraft oynuyordun. Volcuyumdur ben. Doğru. Ama uzun yıllardır oynuyordum. Benim ya oynadığım oyunlar da daha böyle bahsettim. Şeydir yani. Ya Gezi'ye kadar oynayabiliyordum. Daha masum oyunlar, amaçsız oyunlar. Mesela neydi benim oynadığım oyunun adı? Çiftlik oyunun adı? Heyday. Ben Heyday, Erem'i de bulaştırdım işte çiftlik yapıyorsun, böyle süt falan alıyorsun. Sonra işte o sütleri peynir yapıyorsun. Reçel yapıyorduk. Biraz önce onu konuştum. Ne oynuyorsun falan lafına geldi. Ama oyun önemliydi benim için. Gezi'ye kadar çok güzel oyun oynuyordum. Ben de abi şöyle. Bu benim Heyday'a bulaşma hikayemden bahsetmiş miydim sana? Benim küçük oğlum var Güven. Bir gün eve geldim böyle morali çok bozuk. Elinde oyun oynuyor işte iPad. Onun belli saatleri var. O saatlerde oyun oynuyorlar. Ağlıyor böyle. Ne oldu oğlum dedi. Hepsi sütlerim bitmiş. Hep tereyağlarımı çalmışlar. Yine kaşar kalmamış falan ağlıyor tamam mı? Ya sen babasın yani. Hemen oturdum. Ay kurban olurum oğlum. Ne yani göster markete bakalım. Markete gidelim. Abi anlamıyorum ki yani. Ya burada süt yapıyorum geliyor ağlıyorlar. Yetmiyor işte buğdaylar bitmiş falan. Oğlum tamam dedim. Hemen cep telefonunu çıkardım. Tık 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 ben de indirdim. Öğret oğlum bana. İşte baba burada buğday ekeceğim, buğday ineklere vereceğim, inekler süt verecek, o süt tereyağı yapacak. Tam öğrendik zaten, çok kolay. Abi ben bunu öğrendim ve bildiğin oğlumun tedarikçisi oldum oyunda. Hani o ağlamasın diye. Turneye gidiyorum, programlara, konferansa gidiyorum, masanın üstünde Heyday açık. Millet görse dalga geçer benimle. Orada hani İslam medeniyeti falan konuşuyoruz. Ben bir habire inek besliyorum falan. Bütün bunları da babalık şefkatiyle yapıyorum. Ya, eğlenmek için de yapıyorum. Ya çok eğlendiğim söylemez. Şunu söyleyeceğim. Bir bitireyim de. Abi benim oğlan oyundan bıktı 3 ay sonra. Oyunu bıraktı. Hala oynuyorum. Hala oyun bende yüklü. Ve ben bağımlı oldum kurtulamadım. Evet. İşin bu kısmını aşamadım ya. bunun sıkıntısı şu. İşte oyun oynamıyor musun? Oynamaz olur muyum yani? Mesela hayallerin var mı? Var. Kıcık olduğun şeyler. Ya olmaz. Mesela kıyafet en sinir olduğum şeydir yani. Nasıl? Giyinmeyi mi sevmiyorsun? Sevmiyorum. Nefret ediyorum. Ve niye? Ama iyi giyiniyorsun. Yok, ama yengenin marifetidir Allah'a. Çok yorucu. Bana kalsa dünya gelişmişlik seviyesi. Herkese entari giydiririm. Ben. Entari nasıl yani? Yukarıdan aşağı giyin çık git. Ben uğraşamıyorum. Nefret ediyorum. Gömlek, düğmeleri ilikle, çorap seç, pantolon, onu üstüne giyin. Saçmalık bir bu. Yani bunu niye böyle alıştırmışlar insanoğlunu falan çok merak ediyorum. Hep birimizin üzerinde böyle bir lanet bile olabilir yani bu kıyafet meselesi. Tamam mı? Yani çok korkunç bir şey bu kıyafet. Nefret ediyorum mesela. Hani hiç sevmediğim bir şey. Ya ben de mesela kot tişörtçüyümdür yani. Çok mutluyum. Spor ayakkabı, kot tişört benim ya, modum budur yani. Bilsem ben çok ki mutluyum. Çok yadırganmayacak ve konu edilmeyecek. Yani başka bir yere çarptırılmayacak. Ben entariyle tek tip siyah yukarıdan aşağı kafanı geçireceğim bir deliği var onun böyle. Bir de kollarını geçireceğim. Hop! 10 saniyede giyinebileceğim. Kafada da takke. Bütün ömrümü onunla geçiririm ve çok da rahat ederim. Ve zaten onu da istiyorum. Erem sen de entariyle bu programa davet ettiğim anı düşünemiyorum ya. Çok çok yadırganır yani. Millet senin Mısırlı hafız falan zanneder. Ya maksadını aşar yani. Evet. Maksadını aşar. Böyle şeyler ama hani oyun Gezi'ye kadar iyi oynuyordum. Neye kadar? Gezi'ye kadar. He. Ne zamanki Gezi oldu ondan sonra telaş bir başladı. İşler baktık hiç çok ters ve bir yere doğru gidiyor. Ve o gün andan beri, Gezi'den beri kriz hiç bitmedi benim hayatımda. Bak gençler soruyor, Erem abinin hiç unutamadığı bir oyun var mı diyorlar mesela. Oynamaktan müthiş keyif aldığı bir oyun ismi.
Yani herkes gibi Age of Empires. Hani o benim kuşağım için Age of Empires. Ben abi biz onunla manyak oynuyorduk. İşte, 3 bilgisayarı seri bağlamıştık yani. Birbirine paralel. Ama World of Warcraft yani hala account'ım duruyor. Çok ciddi emek verilmiş account ve ilk patch'ten itibaren oynuyorum yani. Arkadaşlar işte Erem Şentürk'ten kastettiğimiz tam olarak budur. Yani hani bahsediyordum ya, hem İmam-ı Gazali konuşabilirsiniz, İslam medeniyeti, hem de bu adam diyor ki ilk patch'ten beri sürekli bende duruyor ve oradan devam ediyorum evet. diyor. Ben senin bu yönüne bayılıyorum işte Erem abiye. Ve benim bu efsafta tanıdığım bir ikinci adam yok etrafımda. Senin de benim efsafımda var mı yok. Bilmiyorum ama. Ha? Yok yok, hakikaten yok yani. Ama işte şey, ama zevkli bir şey yani orada. Kozex işte. Oynadın mı abi? Çünkü program nereye gidiyor sen? Kozex oynadın mı abi? Oynamaz olur mu? Abi o da çok yani, güzel baba oyundur. Benim ofiste ama yüklü. Ama oyunu oynadıktan sonra şuna da geliyorsun. Yani benim bugün bilgisayarımda Unity kurulu. Hani ben bu işin şakasını yapmıyorum. Yani evet. Unity yani bilen varsa eğer. Yani ben iyi bir, ben hala Ubuntu kullanıyorum. Benim işletim sistemim Ubuntu. Ben iyi Linux'çuyum, Linux'çuyumdur. İyi kod yazarım falan hani. Ben bazı şeyler şaka yapmam. Tarzınız, ben hiç oyun oynamam. Öyle anlatıyorsunuz ki hemen indireceğim. Hayır hayır. Ama mesela şöyle bir şey var. Şey konularında şaka yapmam ben. Twitter'dan bir şirkete yazdım. Bak bana reklam mesajı gönderiyorsunuz. Kara cuma, mara cuma diye. Bu SMS'i göndermeyin. İptal yazıyorum gene gönderiyorsunuz. Arıyorum olmuyor. Bak kara cuma yazan web sitenizin indeksinde cuma hutbesi yazarım dedim. Şimdi ben indeksinize cuma hutbesi yazarım derken şaka yapmıyordum. O girerim o sitenin indeksine cuma hutbesi yazarım yani. Hani o alanlar benim şaka yaptığım alanlar değil. Evet. Veya ben Unity'de bir şeyler deniyorum falan. Mesela World of Warcraft'ı oynarken hep en büyük hayalim de neydi? Başka oyunlarda da oynadım ben yani. Çok büyük diğer efsaneleri de oynadım yani. PUBG'yi oynuyor musun? Yok. PUBG ve Fortnite oynamıyorum. Eyvallah. Ama bak şöyle bir şey var. PUBG'nin programına düşüyorsun diyor Erem abiyle her telden. Ama şunu söylüyorum. Ya bunun bir yani role playing game RPG ama bir online RPG'yi nasıl yapabilmeliyiz, nasıl yapabiliriz'e niyetlenmiş. Kesinlikle katılıyorum. Bununla işte uğraşmış. Aynen bu öyle. Bu da insanları ikna etmeye aynen çalışmış öyle. Bir tarafım yani, var. Bir Hezarfen Ahmet simülasyonu istiyorum mesela. Ya abi, işte tamam mı? Yani böyle level uçmaya yaklaştıracak ve bunu hani böyle yarışıyor. Mobilde var bildiğim kadarıyla. Bizim Fatih yaptı. Fatih bilmiyorum, Gezer. Bilmiyorum, bilmiyorum. İzliyorsa Hezarfen direkt oyunun adı. Evet. Keşke olsa ya. Ama şey benim açımdan buradaki mesele şu. Hani YouTube'u da ciddiye alıyorum. Erem yani. Abi beni evlatlık alır mısın yazmış bir tanesi. Kıyafet konusunda katılıyorum. Elbise giyinme çok uğraşlı evet, yazmış. Çok. Tabii biz çıplak gezmekten bahsetmiyoruz yani. Elbise seçmekten, giyinmekle ilgili bir sorunumuz yok. Hangisini giyin? Örtünmeye giyince karşı değiliz. Örtünme taraftarıyız evet. Ama nudist diye yarın bizi şey yapmasın. Ama hani YouTube yani mesela ben hep konuştuğumuz bir şey. YouTube'da bir lebi derya. Ben iyi de bir YouTube'cuyum. Ve yani benim hayatımda gördüğüm en iyi YouTube izleyicisi sensin. Hani YouTuber olmak diye bir şey var ya. Evet. Benim tanıdığım ilk gerçek YouTuber sensin. Eyvallah, çünkü Allah şöyle bir şey var. Bunu bir iltifat olarak telakki ediyorum. Ya siz bilmiyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Bakın Allah aşkına sevgili seyirciler. Adam YouTube'a yüklenmiş yeni videolardan haberi var. Yani böyle nasıl oluyorsa biliyor. Çok sağlam yani izler. Takip etmeye çalışıyorum. Hatta şöyle kullanıyorum. Ben 40 GB'lık bir paketim var abi. Bir gün bir dalmışım böyle. İkinci paket gün bitmiş. İki günde bitirmişim. Turkcell'den operatörden aradılar. Hani telefonunuz çocuğunuzun eline geçmiş olabilir mi diye. Dedim yok bende. Bir dengesiz kullanıyor bunu belli diye anlamışlar. Dedim, yok, ama de. Burada şunu da söylüyorum. Yani hani hep konuşuyoruz ya işte klasik medya konvansiyonel klasik medya şu anda yeni nesil medyayı bitiriyor. Bitti. Peki televizyon bak şöyle bir şey. Bitmiştir televizyon abi, da bitti. Yani gazetede bitti, web sitesi evet, de bitti evet. falan meseleleri var ya. Bütün bu dönen çarkta o yüzden önemsiyorum. YouTube veya diğer mecraları takip etmeyi, oralara hatta içerik üretmeyi de planlıyorum falan vesaire belki ilerleyen zamanda ama şunu ciddiye alıyorum ben. Bir tane bu işin bir çarkı var bak abi. Mesela bir zamanlar müzik yapılıyormuş dünyada, plak çıkmış. Plağa niye kızmışlar biliyor musun? Demişler ki bu plak müziğe katletmektir müziği. Niye? Müziğin ruhunu tarif ederken şöyle tarif ediyor. Bu Viyana çevresi
6 kişilik Viyana çevresi denilen grup da vardır, felsefe grubu. Onlar da öyle tarif ederler. Diyorlar ki ya kardeşim, hani özeti şu. Bir müziğin, bestenin o anda onu çalan, enstrümanı çalan sanatçının ruh hali. Orada bir ses varsa seslendirenin psikolojisi. Hatta müziğin, bestenin icra edildiği mevsim. Dünyanın bu tip değişkenleri bir yere geldi mi müzik değişir. Doğru. Hava. Bu da işte müziğin ruhudur. Yusuf Suver. Ha. Bu da müziğin ruhudur diyorlar, tamam mı abi? Hı. Siz bunu kaydettiğiniz zaman diyorlar ne oldu, müzik ruhsuz oldu. Hı. Hani değişkenleri aldın. Stüdyoda kaydettim, değişkenler gitti diye kızıyorlar şeye. Plağa kaydedilmesine. Tamam. Ama plak ne yapıyor abi? Bütün müzik piyasasını ele geçiriyor mu? Hı hı. Sonra kaset geliyor, plağı bitiriyor. Sonra CD geliyor, kaseti bitiriyor. Sonra MP3 geliyor, CD'yi bitiriyor. Sonra AAC geliyor, MP3'ü bitiriyor. Şimdi herkes konuşuyor Spotify mı, Apple Music mi diye broadcast üzerinde. Hani bende hiçbir şey durmuyor. Hiç bir download yerden, etmiyorum. Bir yerden bana şeyden yayın geliyor. Şimdi o da değişti. Şimdi yeni format geliyor bir tane. Yani bilemedin 3, bilemedin 5 sene sonra ne Spotify ne Apple Music konuşacağız. Ya Winamp bitecek deseler inanır mıydın yani abi? Bir şey ya olur mu yani? Hani, değil mi abi? Ama MSN de bitmeyecekti ki. Doğru. Milyar dolar. MIRC de bitmeyecekti. Bitmeyecek zannediyordun. Evet. Bak şimdi diyorum ki sana. Kardeşim YouTube da bitecek. Twitter da bitecek. MSN nasıl bittiyse, öbürleri nasıl bittiyse bu da bitecek. Ama evet, şey hiç bitmeyecek. İletişim ihtiyacı. Müzik ihtiyacı hiç bitmeyecek. İster MP3 olsun, ister kaset olsun, ister başka bir format olsun. Hı hı. Mesela gıybet ihtiyacı hiç bitmeyeceği için, dedikodu ve gıybet ihtiyacı bitmeyeceği için Twitter'da bitmeyecek. Hı hı. Hani ihtiyaçlar belki bitmez. Belki formu değişecek, i̇şte değişecek ama bir şekilde. Burada mesele şu, hı, bir devrim olmuyor yani Twitter geldiğinde. Sunumlar farklılaşıyor. Aynı şeyi konuşuyoruz. Gene aynı zilleti yaşıyoruz. Dedikodu aynı dedikodu. Gıybet. Geçen aynı gün bir duvara ya da yan gibi komşu bu yandaki şerefsiz derken o şerefsiz için tutup Twitter'a yazıyor. Evet. Oldu bitti yani. Troll yalan oluyor. Aynı yalan. Hakaret evet, aynı hakaret. Evet, sinkaf evet, aynı sinkaf. Ahlaksızlık aynı ahlaksızlık. Aynı ahlaksızlık. Gıybet aynı gıybet. Dedikodu aynı dedikodu. Mela yani zaman öldürme, boşa zaman harcama hepsi aynı. Ama bunu eskiden MSN'de yapıyordun. Şimdi Twitter'da yapıyorsun. Yarın başka bir şey de yapacaksın. Röntgencilik aynı röntgencilik. O yüzden çok önemli Instagram. Başkalarının hayatına. Çok meraklısın. Kendi hayatını teşhir etmeye de çok meraklısın. Başkalarının teşhir edilmiş hayatlarını görmeye de çok meraklısın. Evet. Bu ben böyleyim, ben insanım yani. Hı hı. Tamam, ben bir nefis taşıyorum. Ama bunu estetize etmek gerekiyor tabii ki yani hiç böyle. Hayır şöyle, bu Instagram olacak. Çünkü biz rezil röntgenci insanlarız. Öyleyiz. Ve başkalarının hayatına bakmayı ve kendi hayatlarımızı ortaya saçmayı seviyoruz. Hı hı. Ne zaman ki nefisler terbiye edilir, zaten o adam nefsi terbiye olmuş adam Roma'da da bu tuzağa düşmüyordu. Osmanlı'da yaşasaydı o zaman da düşmeyecek. Bu 2018'de yaşasaydı Twitter olmaz. 2500'de yaşasa o günün iletişim aracı neyse onun da tuzağına düşmez. Evet, evet. Nefis aynı nefis. Tuzak aynı tuzak. Sadece biçim değişik. Bu, şunun için söylüyorum bunu. Medya, yeni medya geldi, eski medya şöyle yapıyor. Gençlik böyle artık dijital mecradayız falan filan. Bunların hepsi bu işin pazarlama hileleri. Hı hı. Konu ne? Konu dönüyor dolaşıyor all about money. Ne kadar reytingin var, ne kadar tirajın var, ne kadar hitin var. Ondan sonra o hite ne kadar reklam alıyorsun, onu ne kadar satıyorsun, ne kadar bilmem ne yapıyorsun falan meseleleri. Ondan sonra geçim derdi meselesi, güç elde etme meselesi, iktidar olma meselesi vesaire vesaire gibi parçalar birleşiyor ve o korkulan vahşi dediğin insan çıkıyor ortaya. Bunun neresindesiniz? Şimdi bütün bunların arasında Bekir Develi'yle Eren Şentürk oyun oynuyorlarmış. Aman ya Rabbim ne büyük rezalet. Yani ne anlatıyorsun? Oynuyoruz kardeşim. Oynadık ben bunu yani değerli buluyorum. Ben oyun oynamayı değerli bulmuyorum. Ben oyun oynadığımı yayında söylemeyi değerli buluyorum. Oyun oynarken burada başka bir adamın oyununu oynamaktansa oynadığım oyunu arkadaşlarla paylaşıyorum. Bak ne diyor bir tanesi? Demiş ki yani riyakarlıktan Allah bizi muhafaza buyursun. Evet, tamam, bu kadar Allah net korusun. Yani. Neyse muyum abi. Bak diyor ki Erem abi hangi dur ne diyor? El Cezeri'nin de oyunu yapılabilir mi demiş. Geçtik. Teknoloji, sanal dünya ve İslami yaşayış entegre olur mu diyor. İşte onu zaten az önce anlattı. Niye olmasın hani? Evet, başka sorularınız varsa soracağım. Yani soru yazın dostlar. Hocam
Ben telefonu hep hayırlı amaçlar için kullanıyorum. Ne yapıyorsun evladım? İşte fotoğrafımı çekiyorum, hayırlı cumalar diye gönderiyor. Kalbiniz mübarek olsun. Çok da İslam bir şey olmuyor. Yani. Dualarda buluşalım. Allah razı olsun'un köşesinde ben bekliyorum. Ben mesela WhatsApp'tan gelen hiçbir kandil evet. bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Çünkü WhatsApp'lar kendi arasında bayrammış oluyormuş gibi oldu. Ne oldu? Neyi WhatsApp? WhatsApp'a bakabilir miyim? Bakarım. Evet. Yönetmen ben, WhatsApp'a bakabilir misin diyor. İzleyici anlamasın diye WhatsApp'tan mesaj atmışlar. Tamam ne kadar güzel. Evet. Sen bir şeyler benim, söyle benim ben o esnada çaktırmadan bakayım. Evet kamera bana dönsün sen çaktırmadan şimdi WhatsApp'a bak. Şimdi sen onu çek. Evet. Dostum bak sen onu çek. Ben o esnada WhatsApp'a bakacağım. Yönetmenle böyle izleyiciye çaktırmadan. Evet, evet sen bir şey anlat. O arada oraya. Seyirci anlamayacak Bekir'in yönetmenle evet. ne konuştuğunu. Ben de şahit olursam size söylemeyeceğim. Başla. Bütün mesele şu. O oyunu veya işte telefonu şunu bunu İslami amaçlarla kullanma gibi bir dert var ya. Evet. Hani bayram mesajı göndermek İslami bir amaçla kullanmak demek değildir yani. Evet. Evet şimdi kamera bana tekrar dönsün. Tamam. Mesajı aldım yönetmenim. Evet bende miyiz şu an? Bendeyiz. Hı. Kıymetli dostlar sevgili izleyenler. Biliyorsunuz bu yayın öyle harala gürele olmuyor yani burada ciddi... Emek veren bir ekip var. Öyle evet, değil mi? Kesinlikle. O yerinden çıkıyor mu dostum? O kamera yerinden çıkıyor mu? Kayıttan mı çıkar? Ben sizi nasıl göstereceğim? Biz böyle anlaşmamıştık. Bu kamerayı ters çevirsem sizi gösterebilir miyim dostlar? Ha? Göstereceğim o zaman. Bir saniye. Sen buna kes yönetme arkadaşım. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Biz burada diyor çok önemli, çok büyük işler yapıyoruz diyor. Şu an çekiyor mu abi? Bende misin abi şu an? Bakın burada bir kameraman dostumuz var. Kendisi utanıyor gördüğünüz gibi. Yusuf'u boş ver. Burada bakın yönetmenimiz var. Orada asistan kardeşimiz var. Burada güvenliğimiz var. Şurada bir kameramanımız daha var. Bütün bu insanlar ne için çalışıyorlar? Bütün bu insanlar sizlere güzel kaliteli yayınlar yapmak için çalışıyorlar. Peki neredeler bu insanlar? Gezetedeler. Ve bu gezetenin bir YouTube sayfası var. YouTube kanalına abone olduk. Tıkladığınızda oraya bastığınızda abone oluyorsunuz. Ve o günden itibaren gezetede yayınlanan oradan mı? Hangi kamera bende şu anda acaba? Ben bunda mıyım şu anda? Flu'ya da düşsem hep bunda kalayım olur mu? Aramızda bir ünsiyet oldu. Şunu diyorum, gazetede yayınlanan tek program Peynir Gemisi programı değil. Burada çok güzel işler yapıyor gencecik arkadaşlar. Dolayısıyla abone olmasanız bunlardan haberdar olamazsınız evet. ki. Eren sen de bir şeyler söyle. Yani abone olmalısınız ki burada yapılan güzel takip edebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar diyorlar ki ne var şu izleyen kardeşlerimiz abone ol tuşuna bassalar. Subscribe mıydı? Ne diyordu? Subscribe yani. Basın ve lütfen takip edin bu kanalı. Elimden geldiği kadar. Ya şey önemli bak. Mesela gazeteyi takip etmek. YouTube'da takip etmek. Evet. Veya işte sosyal medya hesaplarını takip etmek. Onları paylaşmak. Neden önemli biliyor musunuz? Sen bir kamuoyu olmuş oluyorsun ve kamuoyu olarak diyorsun ki önce bir markaya, bir kuruma veya hizmet eden bir ekibe, evet. çalışan bir ekibe diyorsun ki al ben sana imkan veriyorum. Evet. Sana güç veriyorum. Senin arkanda bulunuyorum. Şimdi artık sana karışmaya hakkım var. Hı. Senden bir şey talep etmeye hakkım var. Evet. Sana kural koymaya hakkım aynen var. Aynen öyle. Dolayısıyla abone olun ki hesap sorabilirsiniz. Ya aynen öyle. Çünkü bak şöyle de bir şey var. Hep beraber abone olacaklar. Abone olduğunda sayı artacak. Sayı artınca burası bir hale gelecek. Burası bir hale gelince bu halde bu kadar bir gücün içinden yayınların bir karşılığı olmuş olacak. Etki karşılığı anlamında bahsediyorum. Etki karşılığı olan bir yerde buranın bu etkisini kim var etti? O abone olanlar değil mi? Evet. O da diyecek ki ben bu mevzenin bir parçasıyım artık. Bu hep birlikte bir sivil kamuoyu olmak bu işte. Allah senden razı olsun. Hakikaten ya. Önemli yani. Bence çok güzel programdı. Ekip arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bir alkış alabilir miyim Erem Şentürk'e? Ya ne yapıyorsunuz? Allah razı olsun. Sen niye alkışlıyorsun? Kim mi? Erem geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ederim. Ya. Allah şahit olsun ki seni çok seviyorum. Ben de karşılıklı her şey. Rabbim böyle cennetinde seninle beraber böyle Amin. Kevser ırmağının yanında böyle cennet oyunları oynamayı nasip etsin böyle. Ya utanacak şeyler istemiyorum Allah'ım. Niye utanayım ben? Cenab-ı Allah'tan isterim ya hazine. Yani. Ama cennet oyundur zaten tamam abi. Tamam da cennette oyun biraz... Bir şey söyleyeceğim. Geçen bir adamın hikayesi var. Son hikaye bu olsun. Bir adamın, bir balıkçının hikayesini vermişlerdi. Geçen neredeydi? Endonezya'da mı, Malezya'da mı? Adam kayık sürüklenmiş de. 20 gün sonra mı ne bulmuşlar adamı? Adam 20 gün boyunca
Deniz suyunu bir şekilde nasıl arıttıysa arıtmayı becermiş, ne kadar o tuzlar arttı. Balıkla malıkla yosunla yaşamış ve 20 gün sonra artık yani kesin öleceğim demiş. Dostlar sizler de dinleyin, gerçekten güzel bir hikaye. Ve 20 gün sonra adamı bir şekilde oradan geçen bir yük gemisi fark etmiş abi, tamam mı? Oo, maşallah. O adamı aldılar, getirdiler. Kıyıya çıkış anını izledim abi. Nasıl oldu biliyor musun abi? 20 gün boyunca o adam mücadele eden, savaşan, hayatta kalmak için elinden gelen her türlü eforu sarf eden adam kıyıya çıkardılar sandaldan, şey gemiden. Adam kıyıya gelir gelmez bir adım attı ve yüzü koyu yere düştü. Bıraktı kendini artık. Evet, öyle olacak. Dedim ki Allah cennete böyle girmeyi nasip etsin. Aynen öyle olacak muhtemelen. Dünya dediğim bir mücadele. İşte bitmiyor. Hırlısı yani. Var, hırsızı var, derdi var, kederi, gamı, hastalığı. Cennete de diyorum zannedersen böyle ilk adımı atar atmaz o yorgunlukla böyle kendini bırakanlardan eylesin. Amin inşallah. Çok Allah. Etkilenmiş görünmüyorsun. Yok, ama bence bana fena bir... bana şeyi hatırlattı ne kendimi. Benim ortanca kardeşim kaza geçirmişti, biz çok küçüktük. Onu hastaneye yetiştirene kadar işte komşulara gittim. Ben de küçücük çocuğum abi bu arada yani hani daha işte ortaokul çağlarında falan. Kardeşimi hastaneye yetiştirmeye çalışıyorum, komşulardan yardım almaya çalışıyorum. Çok ciddi bir kaza. Bisiklette kamyona falan çarpmıştı bizim ortanca Vehbi. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Bir komşumuz bize yardım ediyor. Hastaneye git, bir hastaneye girdik. Hastaneye girdiğimiz ana kadar her şeyde ben çok güçlüyüm, hiçbir sıkıntı yok falan. Doktorlardan bir şey alıyorum. Küçücük çocuğum ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan. Hiçbir sıkıntı yok. Ne zamanki kardeşim ameliyathaneye girdi. Doktorlar çıktılar, ben kapının önündeyim. Annem geldi, babam geldi. Onlara durumu anlatıyorum falan. Hiçbir sıkıntı yok. Doktor çıktı dedi ki tamam, çok güzel dedi kardeşiniz, hiçbir sıkıntı yok. Her şey düzeldi dedi. Ben hastanede bir düştüm. Ya. Ben gözümü açtığımda kardeşim ameliyattan çıkmış, narkozdan ayılmış, ben daha yeni kendime geliyorum. Ya. O ana kadar hiçbir şey yoktu. Neyse, oh bitti, Vehbi kurtulmuş aslında dediğim anda gittim ben. Seni hayattan soğuttuğunu, sana hayata dair bir yük olduğunu tevehüm ettiğin şeyler aslında seni hayata bağlayan şeyler hayatta oluyor. Hayatta tutan şeyler değil yani. Mi abi? Aynen öyle. Aynen öyle. Allah razı olsun abi. İyi ki çağırdın bizi. Allah senden razı olsun. Herkes izleyicileri de bize katlandılar. Bizi dinlediler. Kafaları şişti. Onlar da haklarını helal etsinler. Allah razı olsun. Son sözümüz de şu olsun. Meghan Trainor'ın son albümü Thank You. Tamam. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Tamam, özür dilerim. Meghan Trainor'ın son albümü Thank You'da It's All About The Bass diye bir şarkı var. Çok aslında eski all bir şarkı. All About Bass. It's all about the bass, but the bass, no trouble diye bir şarkıdır bu. Oğlum. Orada bir şarkı sözüyle bitirmek istiyorum. Diyor ki, every interview is perfect from the bottom to the top. Güzel. Güzel değil mi? Çok güzel. Sana hitap ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet, program bitirmek gerekiyordu. Bu bence iyi bir bitiş olmadı. Daha güzel bitirelim. Tamam, nasıl istiyorsun? Şöyle bitirelim. Hepimiz hala hayattayken ve hala nefes alıp verirken ben Erem Şentürk'ü sevdiğimi buradan tüm ümmeti Muhammed'e ilan ediyorum. Sizler de şahit olun efendim. Allah razı olsun. Ben de aynı şekilde beyan ediyorum ki o ilana karşı kendi beyanımı sunuyorum. Allah, ben seviyorum Bekir'i. Allah razı olsun. Dualar eder insan. Evet. Evet, bir program daha sonuna geldi. Yeni bir peynir gemisinde yeniden buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun. Bize de dua edin. Selamünaleyküm. İstanbul Kart'la yolculuk sona erdi.